Vav Televizyonu'ndan hepinize merhaba. Kendini Bilmek programıyla yeniden sizlerleyiz. Her hafta olduğu gibi bugünümüzü de soru cevap bölümüne ayırıyoruz. Ve nöropsikolog Şehadet Ekmen Peynirci sizlerden gelen soruları cevaplamaya bugün de devam edecek inşallah. Hangi konularda soruları cevaplıyoruz? Genellikle psikolojiye dayandığı sürece kendinizle, ailenizle, ilişkilerinizle, çocuklarınızla ilgili sormak istediğiniz her türlü soruyu biz bugün bu programımızda ele almaya çalışıyoruz. Sizler de sorularınızı ekranda gördüğünüz numara üzerinden bize ulaştırabilirsiniz. Hoş geldiniz Şehadet Hanım. Hoş bulduk Nihan Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Sizi gördük, daha iyi olduk. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz, teşekkür ederiz. Sorularımız hazır. Geçen hafta yetiştiremediğimiz sorularımız da olmuştu. Sözümüzü vermiştik önümüzdeki hafta bunları cevaplayarak da başlayacağız diye. Aynı zamanda bu bir hafta geçtiğimiz programdan bu yana geçen süreçte İzleyicilerimiz bize sorularını göndermeye de devam ettiler. Gerek sosyal medya hesaplarımızdan, gerekse soru görüş hattımızdan. Ayrıca teşekkür ediyoruz ilgilerinden dolayı. Hemen ilk sorumuzla başlayalım istiyorum Şehadet Hanım. Buyurun. Şöyle sormuş bir izleyicimiz. Çocuğum 3 yaşına girecek, aşırı derece sinir ve öfke haline sahip. Evde bizim eşimizle sıkıntımız yok. Ev hali ufak tefek tartışmalar oluyor sadece. Ama bu etkilenecek bir konumda değil diye düşünüyorum. Ama bu belki de sadece benim düşüncemdir. Öfke, sinir, sürekli saldırma, sürekli ayağımda sallanma isteği, oyun oynarken sürekli bir şeyleri atmak, yemek yerken sürekli itiraz etmek, gittiğimiz yerde hiçbir şekilde söz dinlememesi ve evde de bu söz dinleme halinin devam etmesi. Hı-hı. Bütün bunlar için ne yapmamız lazım? Ve bununla alakalı maddi durumum da çok iyi değil. Özel olarak bir eğitime veya bir kreşe veremiyorum. Kendimi çok çıkmaz da hissediyorum. Her gün bir köşede kimse görmeden ağlıyorum. Kendimi çok çok kötü hissediyorum. Ne yapmalıyım? Teşekkür ederiz izleyicimize bu sorusu için. Nihan Hanım, bir kısım var, o kısmı sizi bırakacağım. Özellikle çünkü bunları siz iyi takip ediyorsunuz. Özellikle hani özel eğitim almayacağı ve kreş olmayacağı yerlerde hani devletin bazı merkezleri var. Evet. Onun hakkında bilgiyi sizden almasını ya da siz sorunun cevabından sorabilirsiniz. Belirtirsiniz. Ben şöyle söylemek istiyorum. Eğer ki 3-5 yaş arası, biz genelde gördüğümüz böyle belli yaşlar arası öfkeler vardı. Bunlardan biri de 3-5 yaş arası gördüğümüz öfkelerdir. Bunlar genelde henüz kendini ifade edemeyen, tam ve doğru ifade edemeyen çocuklarda gördüğümüz bir durumdur. Ve kendini ifade edemeyeceği için de anlaşılmıyorum, anlamıyorlar beni şekline girebilir. Ya da bir isteği vardır çocuğun, bir ihtiyacı vardır ve bu ihtiyacı karşılanmıyordur. İhtiyacı karşılanmayan duygu durumlarında çocuklar ister istemez anlaşılmadığını düşünerek ve en ufak bir de engel de yapma etme dendiği zaman da bir hayal kırıklığı yaşarlar. Şunu unutmamak gerekiyor. Hayal kırıklığı olan ister çocuk olsun ister yetişkin olsun, bunun üzerinde bir tane daha duygu vardır. Bu da öfke. Hayal kırıklığı yaşayan her insan öfkelidir diyemeyiz. Ama hayal kırıklığının sebep olduğu duygulardan bir tanesi öfkedir. Öfke olduğu zaman süreci değiştirmek istiyordur. Süreci kendi imkanlarını değiştiremediği için duygularını en yoğun, en sert ya da en değişebileceği umduğu duyguyu öfkeyi yaşıyordur. Kızgınlığı yaşıyordur. Belki de patlamalar yaşıyordur. Bunları görebiliyoruz. Bunlardan diğer bir durum ise çocuklarda paylaşma isteği tam olarak oturmayabiliyor Nihan Hanım. Yani çocuklar paylaşmak istemeyebiliyor. Eğer siz hayır paylaş, şunu da ver, bunu da ver diyerek çocuğun alanına giriyorsanız çocuk ister istemez bunda öfkelenebiliyor. Anlaşılmıyorum, işte ben değil o seviliyor, benim eşyam alınıyor gibi duruma girebilir. Bunlar da ailenin aklında olsun. Diğer bir aklıma gelen bir durum ise hanımefendi bahsetmemiş ama kardeşi var mı? Hmm. Bir kıskançlık durumu söz konusu mu? Kıskançlık durumu da buna sebep olabilir. Ben genel olarak şunu demek istiyorum. Bu tür yaş gruplarında 3-5 yaş arasında bu tür durumların olması olanaktır. Yani böyle durumlar yaşanılabilir. Peki diyor, dedi ki hanımefendi, şimdi bir sıkıntım yok ama ufak tefek laf, birbirlerine laf atmaları olabiliyormuş. Zannetmeyin ki bu çocukları etkilemiyor. Zannetmeyin ki ufak ufak inceden hani inceden inceden bana bir laf eder diye bir şey vardır. Hani onlarda bile çocuk bunu hisseder ve fark eder ki en ufak bir sizin gerginliğinizi hisseden bir çocuk, bir bebek bunu hissetmez mi? Tabii ki hisseder. Süreçte sizin gerginliğiniz o çocuğa da yansır. Çocuk o gerginlikle beraber ben gergin olursam
Ben öfkeli olursam varlığımı devam ettirebilirim ya da varlığımı kabul ettirebilirim, inancı gerçekleştirebilir. Bu inancı gerçekleştirmek demek çocuğun bir noktadan sonra o görerek, duyarak ya da bakarak öğrendiği şeyi artık karakterine işlemesi anlamına geliyor. Çünkü unutmayın ki siz ne yaparsanız yapın hayatınızda çocuğun bir genetik yapısı vardır. Bir de epigenetik dediğimiz bir durum vardır. Ne demek oluyor bu? Evet, genetik kodları çok sakin olabilir ama çevresel faktörler çocuğu etkilediği zaman o epigenetik dediğimiz durum, yani çevresel faktörlerin karakteri ve kişiliği etkilemesi çocuğun genetiklerine değişim yapmasına sebep oluyor. Ve çocuk yapısı oraya doğru evrilmeye başlıyor. O yüzden sizin küçük ben bir şeyler yapmıyoruz evde ama bir şeyler oluyor ama çok da etki ettiğini düşünmüyorum dediniz. Bir şeyler bile etki etmiş olabilir. Göz devirme, trip atma, küsme, evet, engelleme, böyle birbirlerine karşı konuşmama gibi durumlar bile çocuğu etkiliyor olabilir. Hı hı. Çocuk neden öfkelenir? Değişim istediği için öfkelenir. İşte bundan dolayı, bu süreçlerden dolayı aileye şunu söylemek istiyorum. Lütfen ilk önce çocuktan ziyade kendinizle alakalı duyguları nasıl doğru, daha düzgün dile getirebilirsiniz eşinizle alakalı. Evde iletişimi daha sağlıklı hale nasıl getirebilirsiniz, birazcık ona bakmalarını tavsiye edebilirim. İletişim dili çok kıymetlidir, çok önemlidir. Gerekirse tartışma yapmanız gerekiyorsa, konuşmanız gerekiyorsa çocukların ya da bebeğinizin önünde değil, başka bir odaya geçmeniz gerekiyor. Ya da başka bir zaman diliminde. Hadi şu an bu anı durduralım ve bunu bir sonrakini beraber baş başa kaldığımız zaman tartışalım deme yetisine sahip olmamız gerekiyor. Çünkü sonra da çocuklar, yani daha sonraki aşamalarda böyle çok fazla öfke, bağırma gören çocuklarda bu tarz durumlar olma ihtimali var. Aynı zamanda bazı gelişimsel evrelerde gelişme durumu söz konusu olabilir. Yani o yüzden bu konulara birazcık daha dikkat kesilmeleri gerekiyor. Diyelim ki her şeyi yaptınız, söylediklerimizi yaptınız ama hala olmuyorsa dediğim gibi 3-5 yaş arası bu süreyi birazcık böyle geçirmek üzerine biraz bekleyin. Bir de hep söylüyoruz bunu. İlla profesör olmanıza, çocuğunuzu keşfetmek için bir psikolog olmanıza gerek yok. Oyuncakları önüne verin ve iki kavga eden küçük bir oyuncağı anlatın ona. Ve anlattıktan sonra bakın bakalım o çocuk o oyuncaklara nasıl tepki veriyor. Yani siz deyin ki mesela işte bir tane küçük zebra varmış, bir tane de anne zebra varmış. Anne çocuk zebra, çocuk böyle böyle, çocuk zebra böyle böyle hareketler yapıyormuş diye böyle bir hikayeleştirin. Hikayeleştirmek de bir yöntemdir. Sence bundan sonra ne yapması gerekir bu çocuğun ya da anne ne yapmış olabilir diye. Eğer çocuğunuzun konuşma yetisi varsa bunu da yönlendirebilirsiniz. Bu da ekstradan, hı hı, size kolaylık sağlayacak bir yöntem. Hı hı. Diğer dediğim de oyuncakları oynatarak da yapabileceğiniz bir, hı hı, çalışmada çocuğu rahatlatmak üzere, hı hı, kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum yani. Burada belki aile özellikle bu annemiz kendini de çok çıkmazda, çok evet, köşeye sıkışmış hissettiği, evet, için kendisini de ihmal etmemesi gerektiğini, hı, burada hatırlatabiliriz. Çünkü onun bu sıkışmışlık hali elbette çocuğa da yansıyacaktır. Onu bu kadar çok sıkıştıran durum ne oluyor acaba? Bununla alakalı, kendisiyle alakalı bir sorusu varsa, özellikle de bize yönlendirirse biz de yine, evet, bir cevap bulmaya çalışırız burada. Ama kendi halimizin, kendi ruhsal durumumuzun, hı, da çocuklara yansıdığını, bunun karşılıklı bir aslında iletişim biçimi olduğunu belki hatırlamamız gerekiyor. Yani çocuğun yaptıklarından dolayı biz kendimizi köşeye sıkışmış hissediyoruz. Ama bizim o bunalmış halimizde çocuk da bizim bu duygu durumumuzdan, hı, etkilenebiliyor. Durumlardan birisi bu. Bir de Şehadet Hanım kendisine yapabilir, bunu araştırdığı için faydalanabileceği kaynaklar açısından da belki filial terapiyle alakalı, evet, kaynaklardan da faydalanabilir. İnternet üzerinde ücretsiz bir şekilde ulaşabileceği pek çok video mevcut. Bunu bütün ebeveynler için de söyleyebiliriz. Sadece böyle bir öfke patlaması haliyle değil, çocuğumla nasıl oyun oynayacağım? Çocuğumla oyun, evet, oynarken bir yandan da onun bazı davranışlarının daha iyiye gitmesi için acaba nasıl bir etkim olabilir sorusunu soran herkes filial terapiden yararlanabilir. Aslında çok rahat, çok maliyetsiz, öğrenildiği zaman çok da muhabbeti arttıracak yöntemlerden birisi. Beraber sağlıklı bir oyun oynama biçimi, hı-hı, olarak düşünebiliriz bunu. Böylece
çocuğun doğrudan anlatamadığı sıkıntılarını aynen, aile oyun sırasında da çocuktan almış, bu mesajları almış olabiliyor. Ben de bir şey söylemek istiyorum. Eğer kitaplar konusunda ailenin kendini geliştirmek istediği bir durum varsa, ebeveynin için terapiley kitabı var. Burada da oyunlar var, bazı yönlendirmeler var. O kitabı çok tavsiye ederim. Bir de sınırlar kitabı var. Bunu çok konuştuk. İki ciltlik bir kitap. Bu da sınırlar, sınır nasıl konması gerekiyor, aile bu konuda nasıl ya ne yapması gerekiyor. Şimdi siz şöyle derseniz ki çocuğa, bak eğer ki sen işte örnek veriyorum, işte taşkınlık yaparsın, öfkelenirsen, bağırırsan, çağırırsan, işte sana oyuncak yok, seni gezmeye götürmek yok. Çocuk ne anlar? Hayatı şöyle anlar. Ödül ve cezadan ibaret olarak anlar. Yani bana ödül var ya da ödül yok diye anlar. Ama siz çocuğa şöyle bir yaklaşım yaparsanız, sınır koyma konusunda özellikle. Çünkü sınırlar çok kıymetlidir. Çocuk gitti mesela, markete gitti ve marketten bir sürü şey aldı eline, değil mi? Şöyle demek yerine, işte babana seni söyleyeceğim, işte böyle böyle yaptın, zaten işte yeteri kadar paramız yok falan diye çocuğa suçladığımız zaman çocuk kendini suçlanmış gibi hissedecektir. Ve yaptığı şeyin yanlış ama isteklerine de karşı koyamadığı için ben sürekli yanlış yapıyorum bir çocuk inancına doğru gidebilir. Bunun yerine şöyle bir şey yapabilirsiniz. Ahmet ya da Ayşe kızım. Canan evet marketten çikolata almak istedi, sakız almak istedi, şeker almak istedi, dondurma almak istedi. Seninle şöyle bir anlaşma yapalım. Ya bir tane alabilirsin ya da hiç alamazsın. Hadi seçenek sana kalmış. Çocuk genelde şunu diyecek, düşünecek. Diyecek ki anne hayır ya iki tane istiyorum başlayacak ama hayır ya bir tane hakkın var ya hiç almama hakkın var. Seçenek senin. Sen karar ver hangisini almak istiyorsun. Ben hiçbir çocuk görmedim ki Nihan'ın bu anlaşmaya hayır desin. En zorlu olan bir çocukta bile bunu uyguladığımız zaman şöyle yaptım. İyi tamam o zaman bir tanesini alayım. Gerçekten dikkat eksikliği olan, hiperaktivitesi olan çocukla çalıştığımız zaman aynı şekilde klinikte gördüğümüz bir vakada bile her şeyi alıp götürmek isteyen bir çocuk bile tamam bir tanesini alayım o zaman demeye doğru gitti. Neden? Çünkü sınır koyduk ve sınırda sadece bakın sadece sınır koymadık burada. Sınırlar konusunda seçim yapma hakkını çocuğa bıraktık. Çocuk burada kendini özgür hissetti. Ha, seçim yapma hakkı bana ait diye. Eğer ki biz çocuklara sınırlarımızı kendimiz anne baba ebeveyn olarak belirleyip o seçimden sonra vereceği karar konusunda seçenekleri indirirsek o çocuk o konuda daha doğru kendiyle alakalı seçim yapar ve bu çocuğa aslında zarar vermiş olmayız. Daha rahmetli, daha hayırlı bir hale getirmiş olabiliriz. Şuna söylüyorum. Mesela çocuğa tableti verip akşama kadar oynatmak yerine ya da çocuğa televizyon başı oturup akşama kadar oynatmak yerine şöyle bir şey verin. Ya tablette bir saat hakkın var ya televizyonda örnek veriyorum 2 saat çizgi film hakkın var. Seçenek senin hangisini istersen. Çocuk kendi kararını verdiği zaman yanılım hem özgüveni artacaktır hem de yaptığı seçenek konusunda dışlanıp aşağılanmayacaktır. Ve bu da çocuğun özgüveni gelişmesinde ciddi bir katkı sağlayacaktır. Eğer ebeveynler bunu bilirse sınır koymanın rahmetinin bu aşamasını bilirlerse güzelliğini sınırı da daha güzel bir şekilde kendi anne baba sınırı belirleyerek seçenek yapma hakkını çocuğa verirlerse çocuğun hem özgüveni gelişir hem de çocukta kendiyle alakalı negatif yargı geliştirmemiş oluruz. Evet. Burada kilit bazı kelimeler var. Bu kelimeleri dilimize yerleştirdiğimiz zaman başta biraz belki zorlayıcı olabilir ama bir pratik haline getirdiğimiz zaman bütün dilimizde buna uyumlu bir şekilde şekilleniyor. Yani şunu yaparsan bunu yapamazsın demek yerine bunu seçersen bunu seçmemiş olacaksın. Yani tamamen seçim vurgusu yapmak burada çocuğun özellikle kendi kararını aldığını ve kendi sorumluluğunda olduğunu hissetmesi için çok önemli vurgulardan birisi. Ve şuna da değinelim. Sizin de soruyu cevaplamadan önce söylediğiniz kısım. Peki ücretsiz olarak nerelerden destek alabiliriz kısmı? Şimdi bu izleyicimizin hangi şehirden yazdığını bilmiyoruz. Ama ben İstanbul özelinde yorum yapacağım. Eminim diğer şehirler için de vardır. Özellikle bulunduğunuz ilçe belediyelerinin ücretsiz bir şekilde kreş ve anaokulları var. Bunlardan destek alınabildiği gibi farklı eğitim grupları için farklı kurslar da yine belediyeler tarafından açılabiliyor. Belediyelere bağlı şekilde açılabiliyor. Hatta
Bizim bulunduğumuz ilçelerde çocuk üniversiteleri var. Çocukların yetenek alanlarına göre onların gruplandığı alanlar var. Ama bütün bunların dışında bazen belki kontenjan dolmuş olabiliyor, başvuru tarihini kaçırmış olabiliyorlar. Bizim annelerimiz çok azimli Şehadet Hanım. Çok güzel çözüm yolları bulabiliyorlar. Ben gördükçe hayran kalıyorum, takdir ediyorum açıkçası. Sosyal medyada karşılaşıyorum örneğin. Çocuklarının sosyalleşme imkanı olmayan, kalabalık ailelerde olmayan kişiler, ben çocuklarıma bir arkadaş çevresi bulmak istiyorum niyetiyle yola çıkmışlar ve farklı Instagram hesapları açmışlar. Beraber etkinlikler düzenliyorlar, beraber gezilere gidiyorlar. Bunun gibi hesaplara da erişilebilir. Evet. Ortak faaliyetler yapıyorlar. Veya farklı derneklerin ev okulu uygulamaları var. Bunlardan da faydalanabilirler. Burada ücretsiz bir şekilde uzmanlar, gençler, öğrenciler, alandan mezun olmuş kişiler evde belli grup çocuklarla etkinlikler de yaptırabiliyorlar. Hem burada aileler için bir sosyalleşme vesilesi oluyor, hem çocukları için böyle bir imkan sağlanmış oluyor. O yüzden lütfen öncelikle bu annemiz kendi ruh hali için bir yatırımda bulunsun. Önce bir kendini toparlasın inşallah. Her zaman ne diyoruz? Öncelikle maskeyi kendimize takacağız. Hava maskesini kendimiz nefes alabildikten sonra çocuğumuza vereceğiz. Toparlandıktan sonra inşallah hiç beklemediği çözüm yolları bile, bizim bile aklımıza gelmeyen yollar inşallah aklına gelecektir. Ama her türlü soru için biz burada olduğumuzu hatırlatalım. Sıradaki sorumuz şöyle Şehadet Hanım. Bu soru benim özellikle çok hoşuma gitti. Çünkü benzer durumu yaşayan kişilerin genel bir çıkmazı. Şöyle sormuş izleyicimiz. Benim oğlum 5 yaşında ve binlere kadar toplama çıkarma yapabiliyor. Harfleri biliyor, harfleri tonlamalarına göre yazabiliyor ama okumayı öğretmedim. Aynı zamanda İngilizce ve robotik kodlama kurslarına gönderiyorum. Başarılı da, fakat etrafımdaki bütün arkadaşlarım okula başladığı zaman sıkılır, sen şimdi buna neden bu bilgileri öğretiyorsun diye bana çıkışıyorlar. Bence yanlış söylüyorlar. Evet, öğretiyorum ama o kendisini geliştiriyor, fazlasını kendisi öğreniyor. Ben sürekli bir eleştiri altındayım. Oğlumun biliyor olması bu kadar abartılacak bir şey mi? Arası sayılarla ve İngilizce ile iyi sonuçta, merakı ve hevesi var. Ne yapabilirim diye çok samimi bir şekilde sorusunu sormuş. Nihan Hanım, çok teşekkür ederiz bununla ilgili soru sorduğu için izleyicimiz. Bana zamanında 4 yıl 5 yıl önce bir aile geldi ve ailenin söylediği şey şu: çocuk yanlış hatırlamıyorsam ya 4-5 yaşlarında 2-3 tane dili kendi kendine öğrenmiş. Ve ailenin, hani ailenin background'ına baktığımız zaman hani bir akademik bir şey olmadığı halde aile şunu diyor: ben ne yapacağımı bilemiyorum, bu çocuğu eski haline geri döndürebilir miyiz? Yani çocuk gelişilmemiş haline geri döndürebilir miyiz diye soru böyleydi. Yani hani çok hızlı ilerliyoruz aile olarak, hiçbir şekilde buna yetemiyoruz. Bunu normal hani ailemize uygun, hani default mod denilen bir mod vardır yani. Hiç böyle bir çıkıntı olmasın, fabrika ayarlarına geri döndürelim diye. Böyle bir imkan yok. Yani maalesef çocuk kendi kendine ilerledikten sonra böyle bir şey yok. Soru tabii çok kıymetli bizim için gerçekten, ama istedikleri şeyin de hani toplum olarak evet çoğunlukla belki de 90, %90 belki 9 çocukların ilerlemesini beklerken çocukları geriye getiremeyiz maalesef. Ya da şöyle getirebiliriz Nihan Hanım. Çocukları gerçekten özellikle gelişim aşamasında, okul aşamasında, ortaokul, lisede öğretmezsek ya da iyi bir öğretmen düşmezse o çocuk çok büyük bir zeka sahibi olsa bile maalesef ilerleyemiyor. Evet, evet. Ama o çocuk normal bir zekaya sahip olup gerçekten keşfetme duygusu ve öğretme duygusu ve öğretebildiğini uygulayabilen bir hocaya düştüğü zaman o çocuklar çok güzel şeyler üretebiliyorlar. Yani evet, şeyin aldığınız şöyle diyeyim, unun kalitesi çok kıymetlidir. Ama aynı zamanda nasıl bir fırıncının elinde de o ununu kıymet göreceği de çok kıymetlidir. Hani şey gibi düşün, evet elmas verilebilir ama işi sarrafına bırakmak da, işi ustasına bırakmak da ayrı bir kıymettir diye söyleyelim. Şimdi bu soruya geldiğimiz zaman böyle sorular, böyle vakalar, özel çocuklar ya da üstün zekalı çocuk dediğimiz ya da bazen üstün zekalı olmak durumunda değil, parlak zeka çocuk dediğimiz, bunlar çok kıymetlidir ama bunlarda şöyle bir şey vardır. Bunu ailelerin çok iyi bilmesi gerekiyor. Çünkü biz bu çocuklarla çalışırken, yani ya da bu çocuklar herhangi bir
aktivite bir şeyde evet iyi bir performans sergiliyorlar ama bu çocuklarda kaçırdığımız bir tane durum var, duygu durumları. Hı hı. Evet, bu çok kıymetli. Evet, evet. Çünkü kaygıları çok yüksektir bu çocukların. Kaygıları yüksek olduğu için bu çocuklar arkadaş kurmada, arkadaşlıkları devam ettirmede, ikili diyalog kurmada sıkıntı yaşayabilirler. Evet, biz çocuğumuzu belli bir aşamada kuvvetlendirelim, güçlendirelim. Onu gerçekten başarılı hale getirelim. Ben bunu da kesinlikle negatif olarak bakmıyorum. Evet, yapılabilir. Ve çocuğun yeteneği varsa bununla alakalı, becerisi varsa bu güzel bir şey. Ama şunu unutmayalım ki çocuğun bir de karşılanmayan ihtiyaçları var. Ve bu karşılanmayan ihtiyaçları şu an bir sorun olmayabilir 5 yaşında ama bu 10 yaşında, 15 yaşında ergenlik öncesi dönemde sıkıntılar meydana gelebilir. Bunu lütfen farkına varsınlar. Birinci sıkıntı bu olabilir. İkinci durumsa yaşıtlarına göre evet ileride olabilir bu çocuk. Ama muhtemelen kendi denklerine, yani dengine bulacak ortamda sağlayabilecektir. Bu ne o demek oluyor bu? Çünkü Nihan Hanım, çocuk üniversiteleri var. Hı hı. Eğer yanlış hatırlamıyorsam BİSEM olması lazım. Bu tarz eğitim yerleri var. Çocukları hafta sonu götürebileceğiniz ortaokul döneminde. Hatta ilkokul döneminin de bazı ikinci, üçüncü sınıftan sonra götürebileceğiniz yerler var diye biliyorum. Evet, rehberlik öğretmenleri yönlendirme yapıyorlar uygun gördükleri çocukları. Kesinlikle. Ve BİLSEM sınavlarındaki devletin kurumları BİLSEM'lerdi. Evet. Sınavlarına girip sonra burada kendi becerileri doğrultusunda ekstra ve onları da daha da geliştirecek bir eğitim alma imkanı bulabiliyorlar. Ya bunu bilsinler bir kere. Yani illa sadece çocuğum arkadaş ortamında çocuk uyum sağlamayabilir ama çocuğun uyum sağlayacağı bir ortam oluşturabilir. Bakın bu çok kıymetli bir bilgi. İlla çocuğunuz uyum sağlayacağı yer okul olmaması lazım. İlla çocuğunuzun uyum sağlayacağı yer ortaokul, okul ortamı, sınıf ortamı olmaması gerekiyor. Yani çocuğun gerçekten zeka ve anlayış ya da kavrayış yapısına uygun da bir arkadaş ortamı gerekiyor. Bu yerler, söylediğim yerler iyi bir olanak, iyi bir imkan sağlıyor ve ücretsiz diyebiliyorum bunlarla alakalı. Bu da aile için ekstradan bir kolaylık sağlayabilir. Şunu unutmamaları gerekiyor ki ailelerin. Çocuğunuzda bir farklılık fark ediyorsanız. Ya bu çocuğun dile çok yeteneği var, bu çocuğun matematiğe çok yeteneği var. Bu çocuğun işte şu alanlar yeteneği var. Hemen törpülemeye kalkmayın. Yani hemen aman yok çok ilerlemesin deyip durdurmak sağlıklı bir şey olduğunu düşünmüyorum Nihan Hanım. Neden? Çünkü bazen bir çocukta biz matematikte mesela iyi olduğunu görüyorsunuz. Ya da İngilizce'de ya da sanatta. Diyoruz ki ama bu çocuk Türkçe'de de iyi olsun. Araştırmalar şunu gösteriyor biliyor musunuz? Eğer o çocuğun Türkçe'de iyi olmasını istiyorsanız çocuğun iyi olduğu alana daha çok teşvik edin. Motivasyonu kırılmasın. Örnek veriyorum İngilizce'de mi iyiyim? Hemen o çocuğa Türkçe'yi ya da işte matematiği, diğer herhangi bir dili ya da evet bunu da öğrenmen gerekiyor dengelemek yerine İngilizcesi ya da matematiği ise orada iyice teşvik ederek orada biraz motivasyonunu artırmak çok daha kıymetli. Çocuk orada motivasyonu arttığı zaman o motivasyon aldığı şey diğer alanı öğrenmeye etki ediyor. Bakın bu çok kıymetli bir bilgidir. Lütfen kesinlikle. Bununla illa çocuğu dengeleyelim demek değildir ama o yetenekli olduğu tarafı iyi bir yatırım yaparsak diğer tarafta ortaya çıkacaktır. Bizim ikinci bir diğer durum da şu. Çocuk yeteneklidir ama bir noktadan sonra canı sıkılmaya başlar. Tablet verirsiniz, telefon verirsiniz. Herhangi başka bir aktivite bulur çocuk ve der ki ya ben artık ne bileyim bu sporu yapmak istemiyorum, bu müziği yapmak istemiyorum, bu aleti çalmak istemiyorum der. Orada lütfen teşvik edici olun. Tamam çocuğum istemiyorsun, tamam artık bitsin senin için demek çok daha zararlı olur. Çünkü Nihan Hanım ben çalıştığım zaman insanlarla hani oluyor ya bazen 50 yaşındaki insanlarla da görüşüyoruz, 60, 70, 80 yaşındaki insanlarla görüşüyoruz. Ve en büyük gördükleri pişmanlık ne biliyor musunuz? En büyük söylediği şey pişmanım dedi lafını çok sık tekrarladıkları şey yetenekleri varken, imkanları varken ay canım istemiyor deyip ergenlik döneminde vazgeçtikleri başarıları üzerine çok fazla pişmanlık yaşıyorlar. Çocukların motivasyonları düşebilir, çocuklar canları istemeyebilir, çocuklar oyun bağımlısı olabilir, her şey olabilir. Ama anne baba olarak lütfen o konu teşvik edin. Canı sıkılsa bile istemese bile lütfen bunun hayatının bir sporun bir parçası olabileceğini, illa milli takıma girmesi gerekmiyor. Ama sporun bir parçası olabileceğini ya da belli alanda başarı varken anne ben bunu da çok zorlanıyorum beni daha düşük bir şeye al demek çocuğun aslında ileriki aşamalarda motivasyonunu da etkileyeceğini unutmayın. Eğer yeteneği varsa, becerisi varsa bu konu teşvik edici taraf anne baba olsun lütfen bu konuda özellikle şunu söylemek istiyorum.
En son olarak da annesi ne yapabilirim diye demiş. Bu sorunun devamı olarak söylüyorum. Çocuğun İngilizceyle ve matematikle arası iyi. Lütfen çocuğa bu konuda negatif olarak öğrenme demek yerine bu çocuğu bu alana da biraz daha teşvik edebilirsiniz. Çünkü ileriki aşamalarda nereden biliyoruz ki bu çocuğun dünya matematik şampiyonu olmayacağını. Gerekirse siz burada destek verin buna. Kaygılanma yapısı olabilir çocukta, kaygı yapısı olabilir. Eğer kaygı ortaya çıkıyorsa, okula başladığı zaman uyum problemi çıkıyorsa o zaman da bir destek alın. Ve eğer ki gidebiliyorsanız da lütfen araştırın. Böyle özel çocukların olduğu okullara kaynaştırma olabilir bu. Ya da böyle özel çocukların çalıştığı bazı kurumlar var. Bazı liseler var hatta bunlarla alakalı. İleriki aşamalar için söylüyorum. Araştırılsın ve bununla alakalı lütfen plan program çıkartılsın. 5 yaş için söylüyorum. Bu çocuğun ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite hayat güzergahını şu andan çizebilirsiniz. Yeteneği nereye varsa gerekirse ilkokulda matematik şampiyonluğu mu edebiliyorsunuz? Dünya matematik şampiyonu olabilir bu çocuk. Bunun üzerine yatırım yapın. Ya da bu çocuğun gerçekten ortaya çıkartacağı gerçekten hani böyle dahiyane fikirleri olabilecek bir çocuk mu? Lütfen o alanda hani gerekirse çocukların böyle hani teknofestler var yanının biliyoruz zaten. Hani o tarz yerlere giderek çocuğun kendini bu konuda keşfetmesini sağlayın. Tabii zaten robotik kursuna evet, gidiyormuş kursuna mesela. Gidiyor. Kesinlikle evet. Çok kıymetli. Yani neden yarın bir gün bizimle alakalı Türkiye'de de böyle çocuklar çıkmasın. Tabii, çok güzel inşallah. Girişimler yapan. Lütfen bu konuda çocuğunuzu destekleyin ama en önemlisi kaygıları varsa okula başladığı zaman da kaygıları azaltma üzerine bir destek alırsa çok daha kıymetli olacaktır. Tüm annelere şunu sesleniyorum. Eğer yeteneği varsa çocuğunuza 5 yaşına itibaren plan program yapın. Şu üniversite, şu okul olarak söylemiyorum. Geliştirebileceği alan, yeteneği alan neyse o alanda biraz daha teşvik edici olun. Çocuk zaten kendini bir noktadan sonra o alanda daha iyi hale getirecek. Çünkü Nihan Hanım ön ergenlik, ergenlik ve ergenlik sonuç dönemde şu an gördüğümüz çocuklarda bir isteksizlik, bir hayata karşı bir başarısızlık, yani başarılı olma isteği, yani başarılı olmak çok da önemli ümitsizlik. Değil. Ümitsizlik aynı şekilde. Ne olacak ki demek. Evet. Bu ülke hepimizin, biz hepimiz buraya bir katkı, bir tuğla bırakabiliriz. İnşallah. Gerçekten de çocuklarımızı şimdiden yetiştirerek, boş bırakarak değil, gerçekten iyi bir şekilde yetiştirerek bu yatırım yapmalarını sağlayabiliriz. Çocuk yetiştirmek demek yatırım yapmaktır. Lütfen bu konuda da hem izleyicilerimiz hem de bizi dinleyenler, uzmanlar bu yatırım yapma konusunu hafife almamamız çok daha kıymetli olacaktır diye söyleyeyim. İnşallah, inşallah. Şehadet Hanım burada özellikle çok başarılı, akranlarından ortalamanın üstünde başarıya sahip çocuklarla alakalı hem duygusal destek ihtiyaçlarının göz ardı edilmemesi kısmı hem de bu çocuklarla alakalı. Evet. Ben şöyle bir soru eklemek istiyorum bu konuya. Çünkü bunun da göz ardı edilebildiğini düşünüyorum açıkçası. Çocuklar çok zeki olduklarını biliyorlar, fark ediyorlar ve aileden gelen yorumlardan da etkileniyorlar. Evet. Ve bu onların kendi tavırlarına da yansıyabiliyor. Ve en ufak bir başarısızlık anında, çünkü ne kadar zeki olurlarsa olsunlar, bazı dersleri diğerlerinden birisi 100 iken birisi 99 bile olsa o 99 bu çocuklar için çok yıkıcı olabiliyor. Çok büyük öfke patlamaları yaşanabiliyor. Veya çocuklar sürekli çok akıllı oldukları vurgusuyla yetişirlerse kendi egoları da biraz bu vurgularla beraber şekillenebiliyor. O yüzden belki bir ara parantez burada nasıl bir tavır gösterilmesi gerektiğini de ekleyebiliriz. Çok kıymetli çünkü biz bazen istediğimiz şeyler olmadığı zaman ya da çocukta beklentimiz olmadığı zaman yani bizim beklentimiz bu şekilde ve çocuk onu karşılamadığı zaman ya da çok fazla karşıladığı zaman anneler de bununla alakalı çok fazla tedirgin oluyor ve okul da bununla alakalı çok fazla tedirgin oluyor. Bizim burada belki de öğretmenler bunu özellikle söylemek istiyorum. Öğretmenler ve anne baba olarak bilmemiz gereken şeylerden bir tanesi bu tarz çocukların nasıl davranacağı ve nasıl bir veri var bu çocuklarda. Yani nasıl bir altyapısı var ve biz bununla ilgili nasıl davranacağız? Bunlar çok kıymetli çünkü çok fazla bilgi karmaşası oluyor. Hatta ne oluyor biliyor musunuz yanım? Aileler geliyor diyor ki galiba benim çocuğum üstün zekalı. Test yaptırın. Aslında test yapılacak hiçbir durumu, bu da çok kıymetli bir durum. Bunu da dediğimi çok iyi anlamışsınızdır. Aslında çocuk gerçekten normal seviyede ama 2-3 tane soru sordu diye
Hemen bir çocuğu üstün zekalı yapmak. Buyurun. Zaten çocukların yarısı sanki şu an, yani ailelerin de tabii ki böyle bir bu mutluluğu yaşamaları da çok insani, çok normal. Çok hoş bir şey onlar için, bir övünme kaynağı elbette evlatları, ama en sık karşılaştığımız, bizim okul öncesi grubundaki rehberlikçilerin hepsi şu an beni anlayacaktır. En sık karşılaştığımız durumlardan birisi, öğrencilerin yarısı ya üstün zekalıdır ya da hiperaktiftir. Evet. Yani bununla alakalı biz doğrudan tanı koyduğumuz bir normal çocuk bir göremiyoruz gibi. Evet. Maalesef. Evet, evet, evet. Bu çocukların hiperaktif olmasının tabii ki de depresif ruh halde olabilir, sosyal medyada olabilir, bilgisayarlarda olabilir, ama çocukların gerçekten de işte çok üstün zekalı olduğunu zannetmemiz kendimizle alakalı yanılgıdır. Yani evet. Çocuk daha bebekken telefonu işte tutabiliyor, çocuk telefonu işte ekran değiştirebiliyor demek çocuğun üstün zekalı olduğu anlamına gelmiyor. Ya da çocuk bir aa bak bana bir laf söyledi demek, ya da o lafı zaten sizden duymuştur ve sadece tepki veriyordur. Bunu duymanız demek çocuğun üstün zekalı olduğu anlamına gelmiyor. Yani bunu iyi bilmek gerekiyor. Çocuğu iyi okumak gerekiyor. Farklılıkları iyi görmek gerekiyor. Ya da çocuğum hareketsiz, acaba çocuğum işte zekası biraz geri mi demek de bazen sıkıntı olabiliyor. O yüzden bununla tabii alakalı. Bununla alakalı kesinlikle ve kesinlikle uzmandan bir destek alın. Şunu da asla unutmayın, yani üstün zekalı demek aslında gerçekten aile için çok yorucu bir şey oluyor yani. Yani biz üstün zekalı olan ailelerle de görüştüğümüz zaman sürecin zor olduğunu ve kaygılarını ve duygu durumunu baş etmekte zorlandıklarını zaten görüyoruz. Çünkü üstün zekalı her çocuk demek derste çok başarılı çocuk demek değildir. Bunu çok unutuyoruz, bunu çok yanılıyoruz. Üstün zekalı çocuk demek zeka, anlayış tarzı ya da problem çözme tarzı normal çocuklara göre biraz daha farklı olan çocuklar demeye çalışıyoruz. Çünkü onların hepsinin başarılı olması sınıfta aynı ortalamayı sergilemesi değil. Çocuk üstün zekalı olabilir ama derste çok başarısız da olabilir. Lütfen bunu da fark etsin aile. Olabildiğince şunu söylüyorum. Çocuğun hayata bağı, çocuğun dünyayla, hayatla engaje olmasını sağlayın. Ve çocuğun insanlarla iletişim kurmasını sağlayın. Ki çocuk tamamen kendini kapatıp kısıtlayacak hale gelmesin. Bunun da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Evet. İnşallah böyle durumlarda bir destekle beraber hem aile nasıl davranacağı konusunda destek almayı ihmal etmesin, hem de çocuklarımızın potansiyelini olabilecek en güzel şekilde onların duygu durumunu da ihmal etmeden değerlendirmiş olalım. Sıradaki sorumuz şöyle, anaokulları ve kreşlerle alakalı da çok soru alıyoruz. Çok eskiden, yani belki de bir yıl önceki yayınlarımızda da buna benzer bir soru cevapladığımızı hatırlıyorum Şehadet Hanım. Öğretmeniyle nasıl konuşacağım temalı sorular karşımıza geliyor. Şimdi şöyle bir sorumuz var. Kızım kreşte arkadaşlarıyla birlikte oyun oynarken mi ya da ne zaman oldu bilmiyorum. Öğretmeni onun masanın altında gezdiğini söyledi. Ve ben o gün onu kreşten aldıktan sonra evde üstünü değiştirirken kollarında morluklar olduğunu gördüm. Öğretmenine mesaj attım. Sabah kolunda böyle bir morluk yoktu. Şu an morluklar var, kızarıklık var. Neden olabilir diye sordum. Önce bana cevap vermedi. Sonra da bir yere vurmuştur veya bir şey olmuştur dedi. Çok ilgilenmedi. Kızımın hiçbir şekilde ağlamadığını söyleyip konuyu böyle kapattı. Öğretmeniyle ilgili ne yapmam gerekiyor? Ya da şikayet etmem gerekiyor mu? Veya onunla nasıl konuşabilirim, ne yapacağımı şimdi bilmiyorum. Çok güzel bir soru. Bakın, eğer ki böyle bir durum varsa, bunun içinde şiddet var, bunun içinde istismar olabilir. İstismardan kastım, yani ne olduğunu bilmiyoruz. Nasıl bir istismar olduğunu da bilmiyoruz. Çocuğa vurdum mu, dövüldüm ya da arkadaşlar tarafından bir olay mı oldu diye. Ve şöyle bir şey var. Böyle bir durumda lütfen bakın, yapabileceğiniz yöntemlerden bir tanesi çocuğa oyuncaklarla konuşturmak. Bunu çok söylüyoruz ama diyelim ki çocuk bununla alakalı konuşmadı, okuldan tehdit aldı, hocasından tehdit almış da olabilir ya da okulda sınıfta bir olay olmuştur, arkadaşları tarafından tehdit yemiştir diye bir şey de olabilir. Lütfen birincisi şu, anne olarak, anne babanız, baba olarak söylüyorum. Lütfen bu olayı peşini bırakmayın. Kesinlikle bırakmayın. Çünkü yarın bir gün çocuk şunu diyecek. Bana böyle böyle morluklar oldu. Annem bunu gördü ve bir şey yapmadı diye. Çocuk bununla alakalı, kendiyle alakalı travmatik bir şey geliştirebilir. Lütfen bununla alakalı elinizden gelen her şeyi yapın. Öğretmen cevap vermiyorsa bununla alakalı müdüre gidin. Diyelim ki evet, yine sonuç alamadınız. Çocuk da bir şey söylemiyor.
Hemen yapacağınız şey şu, bu durumu uzman bir psikoloğa, o çocuk terapisine gidin ve çocuk terapisi çözsün. Bunu nasıl çözecek? O terapi esnasında çocuk muhtemelen, çünkü biz özellikle bu tarz şiddet vakaları olduğu zaman çocuk bir şekilde bunu söylüyor. Tabii. Mesela şöyle söylüyor, diyor ki bu bebek çok ağladı, bu bebek ya da ağlamak istemedi ama orada örnek veriyorum işte yeşil giyinen bir abla ya da bir abi geldi, bu kızı üzdü, ağlattı gibi bir şey de olabilir. Hmm. Tamam mı? Yani orada çocuklar oyun terapisinde bir şekilde kendini orada ifade edebiliyorlar. Eğer öğretmenle alakalı çocuğunuzun korkusu, kaygısı varsa bununla alakalı okul değiştirebilirsiniz. Hmm. Bununla alakalı arkadaşlarla konuşup, velilerle konuşup ne olduğunu onlara sormasını da bekleyebilirsiniz. Çünkü morluklardan bahsediyor. Hmm. Yani gerçekten çocuk bir yere vurduğu zaman morluk, bu kadar morluk ve bu kadar kızarıklık olur mu? Hı hı. Buna bir sorun. Hı hı. Çocuk nasıl düşmüş, çocuğa düştüğü şeyi anlattırın, nasıl hı hı. oldu deyin. Ve lütfen ve lütfen çocuk konuşsa da konuşmasa da bu olayın peşini bırakmayın. Hı hı. Olayın peşini bıraktığın zaman yarın anne sen benle yeteri kadar ilgilenmedin diye söyleniliyor. Evet, tabii. Ve gerçekten de haklı bunu söylemedi tabii. çocuklar. Yani ben böyle bir sıkıntı yaşadım, benim ailem beni görmedi. Duymadı ve ben zaten sevilmez biriyim diye evet. ki hayatına bakın öyle bir hale geliyor ki bu durum, ben sevilmez biriyim, ben sevilmeye değer değilim, ben değersiz evet. biriyim inancında ona uygun birini buluyor eş evet. olarak. Evet, evet. O kadar zincirleme. Kıymetli, o kadar kıymetli. Lütfen olayın peşine bırakmayın. Sen benim için çok kıymetlisin, bu olay çözülünceye kadar biz elimizden geleni yapacağız. Gerekirse okulda müdürlerle görüşeceğiz, gerekirse okulun değişecek. Hı hı. Net tavır sergileyin evet. burada. Ve yapılan kim bunu yapmışsa bunun cezasını çekeceğine emin olsun o çocuk. Evet. Çünkü bazen de şöyle oluyor Nihan Hanım. Çocuk gerçekten annesine söylüyor. Anne şöyle şöyle oldu. Emin misin öyle olduğuna? Hmm. Belki de sen yanlış zannetmişsindir. Öğretmen öyle bir şey yapmaz. Anne bir şey yaptı hoca bana diyor mesela. Yapmamıştır öğretmenisine. Bakın bu da çok büyük bir travma yerleştiriyor çocuktan. Evet. Siz çocuğu reddetmekle ya da yaptığı şeyi kesin uyduruyorsun diye söylemekle çocuğu siz kazanamazsınız. Ya da geçiştirerek bunu yapamazsınız. Öyle mi oldu kızım? Hadi bana anlat. Ne oldu? Bütün detayını ver. Ben gerekirse okulla, müdürle konuşurum. O hocayla da yüzleşmene gerek yok. Okula da gitmek durumunda değilsin. Okulunu değiştirebiliriz. Çok net olun evet. ve çocuğunuzu lütfen... Hani vardır yani yanına böyle... Hani hastanelerde bazen alarm çalar, maksimum korumaya alır hastane. Hı hı. Hani maksimum alarm çalır. Aynı o şekilde hı hı. o evde, o durumda, o iletişimde alarm çalınsın evet. ve maksimum korumaya alın çocuğunuzu. Evet. Yapabileceğiniz her şeyi yapın. Yeter ki o çocuk oradan yaşadığı bir travma şu an belki gözükmüyor olabilir ama hı hı. ileride daha büyük bir sıkıntıya geçmemesi için lütfen elinizden hı hı. geleni yapın diye özellikle hı hı. aileye söyleyelim. İnşallah böyle bir çok... endişeyi arttıracak bir olay da yaşanmamıştır. İnşallah oyun oynarken fark etmeden belki bir tarafını çarpmıştır, vurmuştur. Hani böyle bir endişe de sadece çok kötü, büyük senaryolar düşünmeyelim. İkisinin de olabileceğini hatırlayalım. Tabii ki burada sınıf düzeniyle alakalı öğretmen neyi ne kadar yapabilirdi ya da çocuğun ihtiyacı olduğu an orada mıydı kısmıyla alakalı mutlaka bir sorgulanma yapılması gerekiyor. Hı-hı. Özellikle böyle durumlarda mutlaka okulda bir kamera sistemi var mı yok mu? Çocuklar okula kaydedilmeden önce sorulması gereken sorulardan birisi. Bazen kameralar var görünüyor ama aktif olarak kayıt almaya devam ediyor mu? Çalışıyor mu bu kameralar? Bunun da sorgulanması lazım. Bir de şu, eğer bu çocuk masanın altında geziyorsa hı-hı. öğretmen niye buna izin verdi? Evet, evet, evet. Yani burada... Buna da bakalım. Sadece bir serbest oyun saatinde çocuklar istediklerini evet. yapabilir şeklinde bir anlayış mümkün değil. Bütün bunları da anaokullarında çok uzun süre çocukluğundan beri vakit geçirmiş biri olarak da söylüyorum. Sadece çalışmış biri olarak değil. O yüzden lütfen bununla alakalı dikkat edelim. Merhameti çok yüksek. Çok fedakar öğretmenlerimiz şefkat var. Şefkat ya şefkat. Evet, çok kıymetli. Kendi evladından daha çok sever gibi davranan öğretmenlerimiz de dolu. O yüzden lütfen sadece endişe ve korkuyla yaklaşmayalım. Biz hep güzel insanlarla karşılaşmayı evet. niyet edelim. Böyle bir duayla evlatlarımızı emanet edelim. Ama çok zor. İnşallah bu sorularının karşılığını bulurlar. Evet. Sıradaki sorumuz şöyle. Nihan Hanım, ben bir rehberlik öğretmeniyim. Üçüncü sınıf öğrencim öğretmeni soru sorduğunda dona kalıyor. Hiç cevap vermiyormuş. Ben de bu öğrenciyle görüştüm. O sırada düşünüyorum dedi. Öğrencinin akademik başarısı sınıf seviyesinin altında.
Veli özel ders aldırmaya başladı ama donma durumunun sebebini çözemedim. Acaba ben bu konuda ne yapabilirim? Tamam. Şehadet Hanım'a sormak istedim. Çok kıymetli bir soru. Bu soruları biz çocuklarda yaşıyoruz. Özellikle benim tecrübe olarak birebir gördüğüm çocuklarda öğrenme güçlüğü olan, disleksi olan çocuklarda dona kalma hareketleri çok yaşıyoruz. Şimdi birincisi bununla alakalı olabilir ki zaten bu vaka birazcık daha bununla alakalı olduğunu söylüyor. Birinci durum bu. İkinci durum ise Nihan Hanım. Şimdi biz bir tepki verdiğimiz zaman üç şekilde tepki veriyoruz. Ya olayla yüzleşiyoruz, konuşuyoruz, savaşıyoruz. Ya kaçıyoruz ya da dona kalıyoruz. Dona kalmak da aslında bir travmatik olma olayıyla alakalı bir durumdur. Ama eğer çocukta öğrenme güçlüğü varsa, arkadaşlarından bir tık daha hani zeka olarak ya da hani beceri olarak birazcık daha aşağıysa, şimdi bunu yükseltmek çok daha kıymetlidir. Aile destek alıyor. Hangi desteği aldığına bakın. Çünkü bazen sadece boşa zaman kaybediyorsunuz. Yani eğer uzmanından değilse, eğer gerçekten bu alanda çalışan biri değilse, eğer gerçekten bu çocuğu ben buradan buraya kadar çıkartacağım diyen bir hoca ya da bir eğitmen değilse hiçbir işe yaramaz. Sadece paranız boşa gider, çöpe gider. Ama eğer ki sistemli bir eğitim tarzı varsa, bu çocuk öğrenme güçlüğü var ama buradan şuraya kadar ilerleteceğiz diye bir çalışma yöntemleri varsa lütfen ona doğru gitsin. Aileye özellikle buna söyleyin. Çünkü çocuk kendini ifade edemiyor. Genelde dediğim gibi disleksi olan çocuklarda kendini ifade edememe, esprileri anlayamama, bazı durumları yani sosyal iletişim tarzını anlayamama durumları söz konusu olabilir. Bir bu. Bazen de çocuklar otizm spektrumundaysa, yani otizm değil, otizm durumu yok çocukta ama spektrumunda, yani bazı belirtileri var çocukta. Hani konuşmada sıkıntı yok ama duyguları anlamada sıkıntı var. Tüm duyguları yaşayamıyor, kaygı çok daha yoğun yaşıyor. Bu tarz durumlar varsa bu çocuklarla alakalı dediğim gibi çalışma yapılması gerekiyor. Özellikle ve özellikle otizm, otizm spektrumu, öğrenme güçlüğü, hiperaktivite, alt satma gibi durumlar, evet terapötik destek alın ve lütfen ve lütfen bunu defaatle söylüyorum yanının. Cihazla yapılan çalışmalarda ki biz bunun yararını çok yüksek bir şekilde gördük. Yani otizm spektrumunda ve otizm bağlantılı olan durumlarda, otistik durumlarda, evet, öğrenme güçlüğünde, alt satmada çok daha hızlı bir şekilde çocukların iyileştiklerini gördük. Hı hı. Bu cihazla olan çalışmalarda daha önce söylediğim gibi bir müzik dinletisi gibi oluyor ve müzik dinletisiyle beraber çocuklar hem kognitif alanda hem zihinsel anlamda hem de duyusal anlamda bir çalışma yapılıyor. Ve bunu da gerçekten çocuklarda normal bir terapiye göre çok hızlı bir ilerleme gördük. Neden bunu söylüyorum? Çünkü siz bazen yanlış yerlerde dolanıyor olabilirsiniz. Lütfen araştırın, bulunduğunuz bölgelerde bu tarz çalışmalar yapan yerler var mı? Bu tarz çalışmalarla sadece bir yöntem değil, bazen birkaç yönteme başvurun. Evet. Ve gerçekten oradan bir fayda sağlayamıyorlarsa aile hemen bir şey değiştirsinler, şerit değiştirsinler, başka bir yerden destek alsınlar. Hı hı. Çünkü dediğim gibi bu konuda uzmanım deyip de hiçbir uzmanlığı olmayan, maalesef, biliyorum deyip de çocukların ilerlemesinden çok gerilemesine sebep maalesef olan maalesef yerler var. Ve bunlar da evet, biz yanıp gönderiyoruz maalesef. Temel maalesef böyle durumların tabiri caizse handikaplarından birisi Şehadet Hanım. Evet. Çocuğun temel sorununun ne olduğunu bilmeden aile doğrudan özel dersle akademik başarısını arttırmaya çalışabiliyor. Ama sizin dediğiniz gibi bir öğrenme güçlüğü durumu söz konusuysa biz ne yaparsak yapalım ona uygun eğitim verilmediği sürece hem emek hem de sabır hepsi birden ziyan olmuş olacak. Bununla alakalı rehberlik araştırma merkezleri de çocukların evet, böyle bir öğrenme güçlüğü olup olmadığını da zannedersem belirliyorlar. Onu da söyleyeyim. Evet, RAM'lar. Evet. O yüzden oradan da bir destek alabilirler çocuğun temel ihtiyacının ne olduğuna yönelik. Ve tekrar az önce bahsettiğiniz kısmı da hatırlatalım. Çocuğun böyle bir durumu olmaksızın, bir tek bu öğrencimiz için değil, sadece başarısız olduğu alanlara odaklanmak yerine başarılı olduğu, hı-hı, alanları da ekstra destekleyip motivasyon kaynaklarını güçlendirmek başarısız olduğu kısımlar için çok kıymetli. Bunu da göz ardı etmeyelim inşallah. Evet, evet, sıradaki önemli sorumuz şöyle. Benim 3 yaşında ikizlerim var. Birisi çok hırçın ve asabi. Hı-hı. İstediğini yapmadığımız zaman yerlere yatıp ağlıyor. Ne yapmamız gerek? Şimdi Nihan Hanım, yaş olarak
3 yaş olarak baktığımız zaman hep diyoruz ya 3-5 yaş arası öfke krizleri görebilirsiniz. Bunları çok daha fazla şöyle demiyoruz yani aman Allah'ım dünyanın sonu bu 3 yaşında bu öfke ne olacak, bu çocukta bu kızgınlık ne olacak demiyoruz. Ama bunlar bu yaşlarda 3-5 yaş arası görebilecek durumda. Hani 2 yaş nasılsa ben varım işte ben bunu giymeyeceğim işte yaz oluyor ben mont giyeceğim, kış oluyor ben hayır tişörtle çıkacağım diyen çocuklar oluyorsa yani kendi alanımı hani kendi bölgemi oluşturmaya çalışıyorum diyorsa aynı onun şekilde hani bu 3-5 yaş arasında biz öfkeyi görebiliyoruz, hırçınlık görebiliyoruz. Bunlardan en büyüğü eğer çocukta hırçınlık varsa ve ikizi varsa biz genelde Nihan Hanım bunu kıskançlıkla alakalı bağdaştırıyoruz. Yani kardeşini kıskandığı zaman, kıskançlık olduğu zaman çok gördüğümüz bir şey. Özellikle ikiz çocuklar varsa lütfen lütfen aynı kreşe yollamayın. Aynı okula yollamayın. Çünkü biri bir şekilde okulda hoca onları kıyaslıyor. Ve kıyasladığı zaman diğeri kendini yetersiz hissedebiliyor. Yetersiz hissettiği zaman da bu öfkeyle ve hayal kendiyle alakalı hayal kırıklığı olduğu için hırçınlıkla ortaya çıkartabilir. Evet. Ya da diyorsunuz ki bak Ayşe ile Ahmet ikiz diye düşünelim. Bak Ayşe ne kadar uslu, sen hiç uslu değilsin. Öyle değil miyim? O zaman ne yapayım? Orayı kırayım, buraya kırayım, hırçınlık yapayım. Çocuk daha 3 yaşında, bunun farkında bile değil. Siz kıyaslama yaptığınız zaman ya da kıyaslama yapmasınız bile, aferin dediğiniz zaman, diğerine hayır, seninki olmadı dediğiniz anda bile çocuk bunu negatif olarak algılayarak kendiyle alakalı sıkıntılar yaşayabilir ve duygu durumunu bu şekilde ifade edebilir. Bir de şunu unutmasın izleyicilerimiz. Yani şunu mesela şunu söyleyeyim ben size. Çocuğunuz 10 yaşında Nihan Hanım ve daha ilk doğduğu andan itibaren ataklar vardır değil mi çocukların? İşte şu hafta atağı, bu hafta atağı, şu ayda şu atak, bu ayda 2 yaş sendromu, 3 yaş sendromu diye geçiyor. Hiç düşündünüz mü mesela örnek veriyorum çocuğun objeleri tanıma atağı oldu ama geçti. 10 yaşında o atak yok. O sadece bir süreçti. Dünyayı ve evreni anlaması için bir şeydi. Ellerini keşfediyor, dakikalarca ellerine bakıyor. Sonra emeklemeye başlıyor bu çocuk. 10 yaşında çocuk onu yapıyor ama hayır yapmıyor. Ya da 2 yaş hata. Yani çocuk kışın 10 yaşına geldiği zaman kışın mont giyiyor. Yani kalkıp da tişört ya da mayosunu giyerek dışarı çıkmıyor. İşte nasıl ki her yaşın ve her ayın bir dönemi varsa çocuğun da 3 yaşında 5 yaşında öfke atakları geçirmesi, hırçınlaşması çok normal olabiliyor. Ne dedik ama burada önemli olan şey ne? Çocuk ne dedik? 10 yaşında bunu gerçekleştirmiyor. Çünkü çocuk orada bir birey ve birey olmaya devam ediyor. Ama biz 3 yaşında onu tetikleyen şey kıskançlıksa, onu tetikleyen şey annesinin onu algılayıp anlamamasıysa, onu tetikleyen şey oyuncağını kardeşiyle paylaşmadığı halde, paylaşmak istemediği halde hayır paylaşmak durumundasın. O senin kız kardeşin, o senin erkek kardeşin yapmak zorundasın diye çocuğu zorla elindeki eşyayı alıp diğer çocuğa verdiğimiz zaman çocuğun hırçınlaşması, öfkelenmesi çok normaldir. Kıyaslanma da aynı şekildedir. Evet. Eğer bu çocuk kreşe gidiyorsa bak ablam böyle, kardeşim böyle, sen böylesin dediği anda da onu sıkıntıya sokabilir. Eğer ki aynı bölgeyi aynı okula göndermek zorundaysanız lütfen ve lütfen farklı sınıflara gönderin. Ve okulda muhurlu hocalar bilsin. Asla ve asla Ayşe ile Ahmet kıyaslanmayacaklar. Evet. O Ayşe'ye ait bir özellik. Ayşe daha sakin olabilir. Ahmet daha kendini göstermek istiyor olabilir. Eğer ama aradaki fark kıskançlıksa bu anne baba tutumuyla alakalıdır. Yani. Eğer çocuk kıskançlıktan dolayı böyle tavırlar, böyle özellikler geliştirmeye başladıysa, öfkeleniyor ve kızarıyor, kızgınlık gösteriyor ve hırçınlaşıyorsa anne baba tavırlarını, tutumlarını değiştirecekler. Gerekirse Ahmet'e özel bir zaman dilimi ayıracaklar, Ayşe'ye özel bir zaman dilimi ayıracaklar. Anne oğul bir zamanı olabilir ya da baba oğul zamanı olabilir. Anne kız çocuğu, anne baba kız çocuğu zaman dilimi ayırılabilir. Orada çocuk kendinin bir birey olduğunu, yani sadece kız kardeşin ibaret bir bağlantılı olan bir şey olmadığını, ben de bir bireyim, ben de anne babam tarafından sevilen, görülen ve duyulan bir bireyim diyebilmesi için bu tarz zaman dilimleri çok kıymetli. Evet. Sadece ikiz olan çocuklar değil, anne babalar değil pardon, peş peşe çocuklarınız varsa, birden çok çocuğunuz varsa aynı zaman dilimini yaparak bunu uygulayabilirsiniz. Bunlar da çok kıymetli olacaktır. Ama dediğim gibi iş işten çıktı ve siz çözemiyorsunuz. Çocuğunuz hala çok hırçın. Elinizden geleni yapıyorsunuz. Hala bu çocuk laf dinlemiyor size göre. Ya da siz bir şekilde anlaşamıyorsunuz. İşte o zaman yapmanız gereken şeylerden biri lütfen bir uzmandan destek alın. Evet. Çünkü bu uzmandan aldığınız destek hayat boyu olmak zorunda değil. Ama aldığınız doğru
size yönlendirmeler yaptı, doğru yönlendirmeler ve doğru fikirler ve doğru yaklaşımlar çocuğunuzu nasıl büyütmeniz ve çocuğunuzun nasıl gelişimine katkı sağlamanız konusunda fikir verecektir diyelim Nihan Hanım. Evet. Özellikle ikizler tabii ki çok zor. Allah kolaylık versin bütün ailelere. Evet. Ama ikizlerle alakalı yapılan pek çok çalışma da ikisinin de farklı alanlarda becerileri olduğunu da gösteriyor. Evet. Özellikle akademik başarı olarak da birinin diğerinden genelde böyle bir adım daha önde gittiğini görebiliyoruz. İkisinin de kendi özelliklerinin keşfedilmesi, ona göre yatırım yapılıp bunu çok vurguladık bugün. Tekrar bu vesileyle de vurgulayalım. Hı-hı. Çocuğun hali hazırda başarılı olduğu alanları destekleyelim ki kendine güveni, motivasyonu artmış olsun. Diğer alanlarda da baş etme becerisi gelişmiş olsun. Evet. Şehadet Hanım, çok güzel sorularımız gelmeye devam ediyor. Eminim pek çok kişiye hitap eden sorular hepsi. Evet. Cevaplamaya devam edeceğiz ama şimdi kısa bir aramız var. Aranın ardından tekrar sizlerleyiz. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerleyiz. Soru cevap bölümümüze devam ediyoruz. Sizlerden gelen soruları yanıtlamaya çalışıyoruz. Siz de ekranda gördüğünüz numara üzerinden veya sosyal medya hesaplarımız üzerinden bize sorularınızı iletebilirsiniz. Genellikle psikolojiye dayandığı sürece kendinizle, ailenizle, ilişkilerinizle, çocuklarınızla ilgili sormak istediğiniz her türlü soruyu biz de burada ele almaya çalışıyoruz. Buna dair neler yapabilirsiniz? Ufak belki tavsiyelerde, belki de yönlendirmelerde bulunmaya çalışıyoruz. Sizlerden gelen bütün sorular bizim için çok kıymetli. Ayrıca bütün güzel yorumlarınız için de çok teşekkür ediyoruz. Şehadet Hanım, sorularımız hızla gelmeye devam ediyor. Genellikle de öğrenme güçlüğüyle alakalı da yoğun sorular gelmeye devam ediyor. Hepsine yer vereceğiz inşallah. Bir de sosyal medyadan gelen sorularımız var. Size özellikle iletilmiş sorular var. Onlardan biriyle devam edelim istiyorum Şehadet Hanım. Şöyle sormuş izleyicimiz. Ben bir psikoloji mezunuyum. İrade konusunda yardımınıza ihtiyacım var. Üniversite döneminde 10 kişilik bir arkadaş grubuyla üst düzey bir irade sergilemiştim. Ancak son 10 gündür hayatım boyunca bir iradesizlik ve tembellik yaşıyorum. Adıyamanlıyım. Bir depremzede olarak şu an Amasya'dayım. Bizi yönlendirebileceğiniz kitaplar veya yayınlar var mıdır? Öncelikle çok çok geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun ve çok teşekkür ederim. Böyle hem meslektaşımızın hem de bu konuda hassas olan insanların ve maalesef ki ülkemizi bir ay boyunca böyle kalbimizi, etlerimizin dahi böyle yandığı, canımızın yandığı bir süreçte böyle insanların bize yazması bizim için çok kıymetli ve çok değerli. Sosyal medyadan bize ulaştı meslektaşımız. Ben çok kıymetli olduğunu ve çok önemli olduğunu düşünüyorum bu tarz sorunun. Çok teşekkür ederim öncelikle. Hemen soruya geçmek istiyorum Nihan Hanım. Burada ben kitap olarak çok sevdiğim bir kitap var. Bence bu kitabı ben hatta uzun uzun anlattığımı hatırlıyorum geçen yıl yayınlarımızda. Marshmallow Testi diye bir kitabımız var. Marshmallow Testi aslında iradeyi anlatan çok güzel çalışmalardan bir tanesi. Marshmallow Testi'nde öyle bir hale geldi ki Nihan Hanım, sosyal medyada böyle şey haline geldi artık böyle. Herkes çocuklarını uygulamaya falan başladı. Marshmallow Testi nedir? Marshmallow'u biliyorsunuz böyle bir şeker kalıbı gibi bir şey. Çocukların önüne bırakılıyor ve deniliyor ki çocuklara. Bak diyor, eğer ki diyor işte odada tek başına olacaksın, ben çıkacağım. Eğer ki bu marshmallow'u yemezsen diyor, ben gelene kadar sana iki tane marshmallow vereceğim diyor. Sana kalmış diyor. Çocuklara videoya çekiyorlar ve çocuklar videoya çekilirken şu ortaya çıkıyor. Bazıları böyle hemen çıkar çıkmaz hemen ağzına atıyor. Bazıları biraz etrafında dolanıyor, böyle küçük ağzına küçük parça almış şekilde geri bırakıyor. Ve bakıyorlar ki bu araştırma devam eden bir araştırma. Yani böyle bir tane hani bir kere yapılıp da bırakılan bir araştırma değil. Araştırmanın devamı da şu gözlemleniyor. Bu kişiler büyüdükleri zaman, bu kişi ilerideki hayatlarına girdikleri zaman marshmallow'u yemeyenler, iradesine sahip olanların daha başarılı, daha iyi bir ilişkiler içerisinde oldukları gözlemleniyor. Marshmallow'u yiyenler ise hemen pes ettikleri, sabırsız oldukları ortaya çıkıyor.
O yüzden bu tarz çocuklara vereceğimiz irade eğitimleri, irade çalışmaları, sabırlı olmalarına olanak sağlayacak çalışmalar çok kıymetlidir. Bunun için de para biriktirme olabilir. Bunun için de biriktirdiği parayla kendine oyuncak alma olabilir. Bunun için küçük küçük görevler olabilir. Bunun için küçük küçük okuma çalışmaları olabilir. Yani çocuğumuzun iradesini geliştirecek ne yapıyorsak, aslında çocuğumuzu yarına yatırım yapıyoruz anlamına geliyor. Yani siz çocuğunuza küçük yaşta verdiğiniz her şey onun ileriki hayatını etkileyecektir ve irade yapısını da etkileyecektir. Bu çok kıymetli. Marshmallow testi ve bununla alakalı videoları lütfen izlesinler ve okusunlar. Çok da faydalanacaklarını düşünüyorum. Birincisi bu. Diğeri ise eğer ki iradeniz eskisi gibi değilse, eskisi gibi bir irade gösteremiyorsunuz yapacağınız şeylerde. Hayal kırıklığı mı yaşadınız hayatınızda? Depresif durumda mısınız ya da stresiniz çok fazla. Stres kendiyle beraber bir kortizol hormonu üretir yani. Aslında bu çok kötü bir şey değildir. Yani biz stresi hayatımızda aman Allah'ım stresim var baş edemiyorum, stresim var içinden çıkamıyorum diye bakmıyoruz. Son dakika yapılan ödevler, son dakika bitirilen projelerin çok daha yaratıcı, çok daha böyle etkili oldukları gözlemlenmiş yapılan araştırmalarda. Ne demek oluyor? Aslında siz stresiniz çok yoğunken bir şey ortaya çıkartabiliyorsunuz. Bu iyi bir şey. Ama sürekli devam eden stres, bitmeyen stres, sürekli sizi alarm durumunda eliniz olup elinizi kolunuzu bağlayan stres, kortizol hormonu yükselttiği gibi bu stres maalesef depresyona ve kaygıya sebep olduğu için sizin sağlığınıza da iyi olmayabilir. Çünkü yoğun stres sizin beyninizdeki frontal lob dediğimiz ön lobumuzu etki eder. Ön lob nedir Nihan Hanım? Ön lob bize der ki bak geçmişte yaşanan olaylar oldu. Geleceğin planını yap ve şu an yapman gereken şeyi karar ver. Yani muhakeme. Muhakeme yapabilme yeteneğimiz, planlama yapabilme, organizasyon yapabilme, düşünebilme ve düşüncemizi bir çıktısını alabilme yeri ön lobumuz. Beyimizin ön lobu, yürütücü işlevler kısmımızdır. Yani neyin doğru olacağı, neyin olmayacağı, duygusal mı tepki vereceğiz, daha mantıklı mı tepki vereceğiz, olayı daha duygusal mı anlayacağız yoksa daha objektif mi bakacağız? Bu alan çok kıymetlidir bizim için. O yüzden bu alan stres ağına girdiğimiz anda bu alandan yanalım hop diyor tamam. Evet. Ben artık şu an çalışmayacağım. Evet. Ben artık burada yokum arkadaşım diyor. Peki ne yapacağız böyle bir alanda? İlk önce lütfen ve lütfen stresinizi azaltmaya bakın. Eğer sizin irade probleminiz varsa kolay kolay bu irade probleminden dolayı kolay kolay kilo veremezsiniz. Kolay kolay diyet yapamazsınız. Kolay kolay bir spor alışkanlığına sahip olamazsınız. Kolay kolay düzenli ders çalışamazsınız. Kolay kolay hatta ve hatta ilişkilerde bile ne yani bir sevgiliniz olabilir, bir ciddi bir şey düşünüyorsunuz. Eğer iradeniz çok yoksa ve sürekli kendinize stresiniz yoğunsa İlişkiyi de sağlıklı hale getiremezsiniz. Bunu okulda da görürsünüz, okul başarısında da. Yani aslında irade hayatınızın her tarafını etkileyen bir duruma doğru gelebiliyor. Peki ne yapmak lazım? Yani ben diyete başlıyorum, veremiyorum, iradem zayıf. Ders çalışmam lazım, yapıyorum, olmuyor. Şunu yapıyorum, olmuyor. Bunu yapıyorum, olmuyor diyorsanız lütfen en küçük şeyden başlayın. Mesela örnek veriyorum. Diyor ki mesela benim bugün diyor 10 saat çalışmam lazım. 10 saat çalışması imkansız olabilir o kişinin. İrade sıkıntısı yaşayan bir kişi için. Şöyle diyoruz. 15 dakika çalışır mısın? 15 dakika ne ki ben hemen bitiririm. 15 dakika onun için bir de işkence haline geliyor yani. Lütfen lütfen 15 dakika çalış diyorum 5 dakika mola. 15 dakika çalış 5 dakika mola. Bu insanın işine geliyor biliyor musunuz? Daha iyi ders çalışmaya başlıyor. Ya da 20 dakika çalış 10 dakika mola. Daha sonra kişi diyor ki mesela öyle öğrencilerimiz vardı. Aa daha çok çalışmak istiyorum diyor. Hayır şu an onu yapma durumunda değilsin. Bir hafta bir dene bakalım yapabiliyor musun? Eğer ki bir hafta başladığın şeyi sabit hale getirebiliyorsan, iradeni kullanabiliyorsan bir sonraki aşamada da bunu yapacaksın anlamına geliyor. Daha iyi hale getirebilirsin anlamına geliyor. O yüzden böyle yavaş yavaş başlamak çok kıymetlidir. Bir anda başlamayın. İkincisi sizi stres haline sokan şey ne varsa. Haberler sizi stres yapıp gerçekten ders çalışmanızı engelliyorsa haberleri lütfen ara verin. Siyaset konuşmak sizi rahatsız ediyorsa siyaset izlemeye ve gücünüzün yetmeyeceği şeyle kendinizi yıpratacaksanız onları birazcık set çekip ara verin. Bu da çok kıymetli. Evet. Diğer bir durum ise sizi rahatlatacak ortamlar neler? O ortamlara ders çalışmaya çalışın.
Yürüyerek ders çalışma hoşunuza gidiyorsa kitap okumak ya da yürüyerek, evde yürüyerek bunu yapın. Hı hı. Televizyonun karşısında kitap okumaktan haz alıyorsanız ve daha iyi okuduğunuzu düşünüyorsunuz, televizyonun karşısında bunu yapın. Yani iradenizi güçlendirecek her şeyi siz aslında yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi stres fazlaysa, stres artık depresyona ve kaygıya gitmişse ve bunun artık altından kalkamıyorsanız da en son çare olarak bir uzmandan destek alın diyebiliriz. Yani. Tabii burada özellikle şunu da hatırlayalım. Bir depremzede olarak şu an deprem bölgesinde değil, Amasya'da olduğundan bahsediyor izleyicimiz. O yüzden lütfen şu an kendisine de biraz durma, biraz soluklanma imkanı da tanısın. Hayata bir şekilde tekrar adapte olmaya, dönmeye çalışacağız elbette ama bunun şu an için eski temposundan biraz daha farklı zorlayıcı olacağını da, böyle bir ihtimal olduğunu da kendisi için belki kendine böyle bir fırsat tanıyabilir. Şu an birazcık tembellik yapma fırsatı kendine tanıyabilir. Çünkü tam da bahsettiğiniz çok yoğun stres anlarında bununla alakalı biz ilerlemekte zorlanıyoruz diye. Şu an bu stres halinin bir süre daha devam edecek olması çok insani. Lütfen bütün bu zorlu duygularla beraber de şu an bu zorlanmayı yaşamaya hakkımız olduğunu unutmayalım. Kendimizi daha çok, daha fazlasını yapmak için şu an zorlayacağımız bir süreçte olmadığımızı hatırlayalım. Ve tekrar tekrar kolaylıklar dileyelim. Sıradaki sorumuz şöyle yine. Buradan şunu söylemek istiyorum yani özellikle. Şu çok kıymetli. Söylediğiniz şey vardı ya en son. Deprem olduğu zaman ya da böyle hayatınızla alakalı bir felaket olduğu zaman kendinize en az 3 ay ile 6 ay arasında müsaade verin. Evet. Eğer 6 ay yetmediğini düşünüyorsanız 1 yıl müsaade verin. Bu müsaade verdikten sonra zaten kendinizi bir noktadan sonra toparlayacaksınızdır. Ama en azından bu şefkati kendimize vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Hani sizin söylediğiniz gibi. Öyle bir bölgedeler, evet çok sıkıntılı bir süreçten geçtiler. Bu konuda da kendilerine ilgili bu kadar acımasız olmasın. Evet, evet, evet. Ve biz uzakta bu haberleri takip edenler açısından bile bu kadar etkilenmişken, odaklanma sorunları yaşamışken şu an hepimizin kendimize biraz olsun bazı işlerimizi halletmekte zorlanma payı tanımaya hakkımız var. Bu zorlanmaya da bir şekilde alıştıktan sonra işleri daha da yoluna koyacağız ama şu an evet zorlanıyoruz. Bunu inkar etmek zorunda kabul değiliz. Edelim. Evet, evet. Bu zorlanmadan kaçmak zorunda değiliz. Geçtiğimiz yayınlarda sıklıkla vurguladınız. Geceleri uykularımız kaçıyor olabilir. Evet, kaçsın. Evet. Evet, kaçsın. Çünkü biz insanız ve bu duyguları hissediyoruz. O yüzden uykularım kaçıyor. Bir an evvel uyumaya devam etmem lazım. İlaçlar alayım, kendimi toparlamam lazım dediğimiz bir, diyeceğimiz bir zamanda değiliz. Bütün bunları yaşamamız gerekiyor maalesef. Şimdi yine sosyal medyadan gelmiş bir sorumuz var. Şöyle sormuş izleyicimiz, çok yaygın olan durumlardan birisi aşırı heyecandan konuşamamak, sesin titremesi gibi durumlarda ne yapmak gerekir? Şimdi biz buna Nihan Hanım sosyal anksiyete diyoruz aslında baktığımız zaman. Yani sosyal anksiyete herhangi bir ortama girdiğimiz zaman, karabalık olur ya da bir otorite bir yere girdiğimiz zaman ya da bir yerde bir konuşma yapacağız da bazen bir telefon çaldığında bile aynı tepkiyi veriyoruz. Kişi gerçekten de sosyal anksiyete yaşayan kişi bununla alakalı kendini konuşamaz olur. Hoca bana bir şey sorması olur, sınıfın en arkasında oturayım olur. Aman ortalarda gözükmeyeyim, kendimi ifade etmeyeyim diyebiliyor. Sosyal anksiyete ile alakalı bir yöntemlerden bir tanesi maruz bırakmaya insanlar gider. Yani evet hadi şu an çık ve konuş. İşte örnek veriyorum, aç telefonu ve cevap ver. Evet o anlık onu toparlayabilir ama kronik bir haldeyse, kişi gerçekten sürekli bunu yaşayan bir durumdaysa sosyal anksiyete, uzmandan bir destek almasında fayda var. Çünkü altyapısında başka şeyler olabilir. Altyapısında anne baba tarafından ihmal edilmiş bir çocuk olabilir. Anne baba tarafından aşağılanmış durumda olabilir. Toplum içinde zamanda aşağılanmış olabilir ve bu sosyal anksiyete diye gördüğüm şeyin yanının genelde bizim çalıştığımız vakalarda ben hiç şunu görmedim. Ben 30 yaşına kadar çok girişken bir insandım, çok konuşkan bir insan ama bir anda sosyal anksiyete oldum. Yani bireysel tecrübemde görmedim bunu. Genelde çocukluk zamanından beri ya da çocukluk döneminde belli bir yaşında ortaya çıkmaya başlayabiliyor. Kendini ifade edememe, kendini duygularını söyleyememe, daha sessiz konuşma ihtiyacı, aman insanlar
kırar mıyım, bir şey söyler miyim ya da bir tepki alır mıyım diye kendini birazcık daha geri çekme durumu olabiliyor. Bununla alakalı travmatik çalışmalar çok işe yarar. Bununla alakalı travma üzerine yapılan çalışmalar ya da şema terapisi dediğimiz çalışmalar, bazen bununla alakalı diyalektik dediğimiz çalışmalar işe yarayabilir. Ama biz hani genel olarak baktığımız zaman ise EMDR daha çok travma merkezi yaptığımız çalışmalar, kişinin kaynaklarının güçlendirilmesi, kişinin kendini daha iyi, daha güçlü hissetmesi ve geçmişte bununla yaşadığı bir anı varsa o anının daha sağlıklı işlenebilmesi açısından hani EMDR yönteminden fayda sağlanabiliyoruz. Ama bu şu demek değildir. Ben heyecandan konuşamıyorum. Evet, konuşamamak heyecandan zaten vücudun verdiği bir reaksiyon. Heyecan ve kaygıyı artırıyor. Bazen ağzınız kurumuş gibi hissedebiliyorsunuz o panikle. Ve siz yani vücudunuzun motor kontrolü sizin elinizde olmamış, konuşma kontrolü elinizde olmamış gibi olabiliyor. Bununla alakalı denemeler yapmak, çalışmalar yapmak çok kıymetli. Eğer kendinizle alakalı şu söylediğim şeyi yaparsanız çok daha kıymetli olacaktır. Eğer ki bir kayıt olabiliyorsanız lütfen bir tiyatro kursuna kaydolun. Çünkü tiyatro kursuna kayıt olmak hem sizin özgüveninizi arttıracaktır, hem kendinizi o ortam içinde nasıl ifade edebileceğinizi daha iyi oyunlarla öğrenmiş olacaksınızdır. O yüzden bir tiyatroya gidebilmek ya da bir şan eğitimi, böyle bir sesinizin ortaya çıkabileceği bir eğitim tarzı bir eğitime gidebilmek, bu tarz kurslar almak çok daha kıymetli olacaktır diye düşünüyorum. Ha, kurslara gittim, bunu yaptım, bunu yaptım ama sanki travmatik bir altyapısı olduğunu düşünüyorsanız da bir uzmandan destek alıp hem bunun altyapısını öğrenmek hem de kendinizi daha iyi ifade edebilecek aşamaya getirmek kıymetli evet. olacaktır Nihan Hanım diye düşünüyorum. Evet. Sıradaki sorumuz şu şekilde. Büyük kızım kendiyle bir savaşta sanki. Ben onu kaybediyorum artık. Kendine zarar verme evresine geldi. Onu henüz bir uzmana götüremedim. Maddi sebeplerden dolayı ne yapmalıyım? Çocukların kendine zarar vermesi, çocukların kendine, gençlerin kendine zarar verme ihtiyacı genelde Nihan Hanım anne ya da baba tarafının, ailenin bireyi tarafından anlaşılamadığını düşündüğü zaman. İşte ya da beni duymuyorlar, beni görmüyorlar da çok üzerimde baskı var dedikleri zaman ortaya çıkan durumlardan bir tanesi. Bunun içinde ihmal de olabilir zaman zaman, istismar da olabilir zaman zaman. Ama genelde eğer anne baba çok üzerine düşüyorsa çocuk kendini anlaşılmıyor gibi hissedebilir. Ve anlaşılmıyor ya da çok fazla yaptıkları şey kınanıyorsa kendini, varlığını bu şekilde ortaya çıkartmaya çalışabilir. Bunun aşamasında... Eğer kendine zarar verme aşamasındaysa bunun ileriki aşaması maalesef çocuk daha fazla zarar vermeye doğru gidebilir. Evet. Hani Allah muhafaza kendi canından vazgeçecek hale gelebilir. Bununla alakalı ne yapılabilir? Bununla alakalı sizin de söylediğiniz gibi Nihan Hanım, devletin kurumları var. Evet. İlla hani bir terapi desteği almanız için özele gitmek durumunda değilsiniz. Hı. Devletin kurumları olan yerler var. Bazı özel merkezlerin gönüllü çalışanları var ve bazı özel merkezlerin uygun ücretli alan yerleri var. Eğer herhangi bir psikoloji merkezinde bile arasanız uygun ücretli alan terapistleri vardır. Ayrıca üniversitelerin psikolojik danışmanlık merkezinde evet. de ya çok cüzi bir ücretle ya da ücretsiz şekilde terapi imkanı bulabiliyorsunuz. Evet, bütün evet. Danışabileceğiniz bütün konular için geçerli bu. Burada eğitim almış kişiler bu terapileri gerçekleştiriyorlar ve süpervizörlerinden yani hocalarından destek almaya devam ederek seanslarını gerçekleştiriyorlar. O yüzden biraz daha belki yeni mezun, yaşı genç kişilerin olması onları tedirgin edebiliyor ama özellikle bir üniversite çatısı evet. altında olduğunda yetkinliğe ulaşmış kişilere ancak böyle bir imkan sağlanıyor. O yüzden buradan da faydalanabilirler. Bir de Nihan Hanım şöyle bir şey var. Lütfen psikiyatriste gitmek... Devletin birçok yerinde, devletin kurumlarına gidebilirler. Bir psikiyatriste gitsin. Psikiyatriste gitmek sürekli gidilecek bir şey değildir. Evet. Ya da özele gidiyorlarsa bir de iki ayda bir gidebilecekleri bir psikiyatrist ayarlanabilir. Hani bununla alakalı lütfen çok fazla hani ben çaresizim, benim böyle bir durumum var, asla bir yol yok değildir. Bu tarz sosyal verilen hizmetler, bu tarz hizmetler devletin kurumlarına da veriliyor. Ve hem psikiyatri hem psikolog eşliğine de verilebiliyor evet. bunlar. Ya da özel bir kuruma da uygun ücretli de verilebiliyor bunlar. Evet. Lütfen bununla alakalı araştırmalarınızı yapın. Nihan Hanım'ın da bahsettiği gibi yerler var. Çok fazla vakit kaybetmeyin. Çünkü burada sadece kızınızla alakalı değil,
iletişiminize zarar görmüş. Evet. Bu iletişiminize de görülen zararlardan dolayı kızınıza ulaşmanız da engelleniyor olabilir. Bununla alakalı çalışmalara bir an önce başlansın diye ekleyelim Nihan Hanım. İnşallah, inşallah. Hemen sıradaki sorumuza geçmek istiyorum. Çok fazla sorumuz var. Yetiştirelim inşallah. Şöyle sormuş izleyicimiz. 3 yaşındaki bir çocuğun ısırma davranışından vazgeçmesi için nasıl bir yöntem denenebilir? Bir süre bu davranışı göstermedi ama son zamanlarda yeniden ısırmaya başladı. Çocuğa ısırma sebebi sorulduğunda canım sıkıldı diye cevap veriyor. Şimdiden teşekkür ederim. Kızımız ya da beyefendim bilginiz var mı Nihan Hanım? Herhangi bir bilgi yok. Şimdi çocuklar için şöyle Nihan Hanım, çocuklar biliyorsunuz belli bir yaşa kadar, biz bazen bunu 3 yaşına kadar diyoruz. Çocuklar 2 yaş 3 yaşına kadar bir şeyle ağızlarını dokunarak, tadarak bakıyorlar. Bunlar normalde gördüğümüz şeylerden bir tanesi ama siz çocuğunuzu severken haşin bir sevme tarzınız varsa, oralarını buralarını ısırıp koparma böyle... Çocuğu böyle seviyorsanız çocuk bunu çok normal olarak algılamış olabilir. Birincisi bu. Yani çocuğumuzu naif mi seveceğiz? Biz çocuğu severken böyle seviyoruz. Evet tabii ki sevin ama çocuk bunu nasıl algıladığı çok kıymetli. Bir şeyi severken de çocuk ısırmarak mı seviyor yoksa sadece öfkelendiği zaman canım sıkıldığı için mi yapıyorum diyor. Buna bakmak çok kıymetlidir. Birincisi bu. İkincisi çocuğa eğitim vereceksiniz diye yani çocuk onu... Çocuğu öğreteceksiniz diye çocuğunuzu siz de ısırmayın. Yani bak ısırmak böyle öyle olmuyor, böyle oluyor. Gel bakayım konu ben ısırayım dediğiniz zaman çocuk ısırma eyleminin derecesinin ne kadar büyük ve zararlı bir şey olduğunu algılayamadığı için sizin verdiğiniz tepki ona çok ağır gelebilir. Yani ona göre yaptığı şey çok naif ve normal bir şeydir ama sizin ona yaptığınız şey çok daha ağır bir cezaymış gibi gelebilir. Onun yerine çocukla biraz daha konuşmaya çalışın. Ona sınır koymaya çalışın. Onunla alakalı şöyle mesela oyunlar oynayın. İşte iki tane bir kaplan bir aslan oyuncak varmış. Bunlar birbirlerini ısırdığı zaman birinin canı çok acımış ve ağlamış diye böyle oyunlarla bunu daha çok uzatabilirsiniz. Bu tarz oyunlar oynamaya çalışın. Yani oyun çocuğunun zihnini gerçekten değiştirecektir. Ve şöyle de bir şey olabilir. İlla çocuk ısırıyor diye bu ısırdığı şeyi dediğim gibi çok kötü bir şey olarak algılamayın. Çünkü ne oluyor biliyor musunuz? Çocuk o ısırdığı zaman canım sıkıldı diye ısırıyor. Onun yerine mesela ona oyuncaklar verebilirsiniz. Mesela diyebilirsiniz ki canım ısırmak istiyorsa birini, al bu tane bu puf oyuncağı bunu ısır. Ya da canım ısırmak istiyorsa sıkıldığı zaman hadi bu sıkıntısı nasıl giderelim? Bununla ilgili evde birazcık işte bir yerlere vurma çalışmaları yapılabilir. Diğer bir yöntem ise bunu çok iyi gözlemlemeniz gerekiyor söylediğim şey. Çocuk ne zaman ısırıyor? Çocuğun ısırmasının yanının level level yukarı mı çıkıyor? Yani çocuk ilk önce sakin gibi. Sonra biraz sinirleniyor. Sonra biraz daha sinirleniyor. Sonra elindeki şeyi atmaya başlıyor. Sonra saldırmaya mı geçiyor? İşte o nüansı yakalamak çok kıymetli. Çünkü çocuk o yavaş yavaş o öfkesi, o ısırma refleksi çıkmaya başladığı anda da konuyu değiştirebilirsiniz. Aa hadi bakalım burada oyuncak var. Hadi bu oyuncağa bakalım. Aa hadi gel mutfakta. Acaba bir şeyler var. Gel sen de mutfakta. Bakalım neler var. Mutfakta bir pasta, bir kek yapalım gibi. Böyle farklı farklı hemen o ana müdahale etmekten ziyade o andan bir öncesine müdahale etmeye çalışın ki oraya daha o raddeye gelmesin. Bu da uygulanacak yöntemlerden bir tanesi. Her şeyi uyguladınız, her şeyi yaptınız, internete baktınız, oraya baktınız, buraya baktınız. Verin her şeyi uyguladınız ama bu çocuk hala buna devam ediyorsa, hala kendiyle alakalı sıkıldığı zaman bir ısırma refleksi varsa o zaman uzmandan bir destek almada yarar var. Çünkü evin dinamiklerinde, evdeki anne babanın rolü, kardeşin rolü, o çocuğun rolünde alakalı yaklaşımlarla alakalı hatalar olabilir. Bu hatalarla alakalı bir uzmandan destek almalarının yanı çok daha kıymetli olacaktır. Benim bir öğrencim Şehadet Hanım çok öfke anında öfkesini kontrol edemediği için ısırma davranışına başvuruyordu. Yaptığının da farkında. Yani yanlış bir şey yaptığını zaten bilerek ama yapıyor. Ama kontrol edemiyor. Evet zaten evet. Bilerek ve sebebi sorulduğunda çok acıkmıştım diyordu. Kendince bir rasyonize etmeye çalışıyor. Masum göstermeye çalışıyor çocuklar tabii ki. İşte burada da canım sıkıldı yani. Canım sıkıldığı için bu meşru bir şey gibi cevap verebiliyor çocuklar. Öncesini sonrasını iyi takip etmek olayın çözümü için çok kıymetli oluyor sizin de vurguladığınız gibi. O yüzden biraz daha detaylı bir gözlem yaparak
olayın çıkış anlarını yakalayıp doğrudan onunla alakalı da çalışabiliriz. Nasıl çalışacağız? Sıklıkla hatırlatıyoruz. Evet. Oyun ve hikayeler çocuğa ulaşmadaki en büyük yol. Özellikle 3-4 yaş, 5 yaş bu süreçlerde çok faydalı oluyor. Bir de Nihan Hanım şöyle şu da yöntem de uygun olabilir. Mesela çocuk okula gidecek. Mesela şey yapıyor, bazıları diyor ki evet canım sıkıldım da yaptım diyor. Bazıları diyor ki işte oyuncağımı aldı, beni itti diye yapıyorum diyor. Bu çocuğu önceden hazırlayabilirsiniz. Yani bak şimdi seninle beraber oyun parkına gideceğiz. Seninle beraber okula gideceğiz. Seninle beraber işte arkadaşımızın evine gideceğiz. O çocuk, bir tane çocuk gerçekten böyle böyle hareketler yapma eğilimi var. Eğer öyle bir şey olursa hemen benim yanıma gel ve benimle konuş. Tamam mı? Çocuk sana bir şey, bir davranış yaptığı zaman hemen benimle konuş. Isırma davranışını yapmak yerine eğer çok ısırmak istiyorsan al bu peluş oyuncağını, bunu ısırmaya çalış ve benim yanıma gel, olayı senin çözmede ben yanında olacağım gibi. Eğer çocuğa bu güveni verirsek çocuk en azından bu kontrol, bu davranışını biraz daha kontrol etmeyi öğrenecektir diye ekstradan da ekleyelim. Çünkü çocuğa önceden bir bilgi vermek çocuğun en azından bunu birazcık daha anlamlandırmasını sağlayacaktır. Şunu da unutmayın, 3 yaş bu tür davranışların olabileceği bir yaş evresi. 3 yaşından sonra 4 yaşında 5 yaşında hala yapıyorsa hani belki o zaman birazcık daha alarm çalmaya başlayabilirsiniz. İnşallah hızlı bir şekilde bir çözüm yolu bulurlar diyelim. Evet. Sıradaki sorumuz şöyle. Çok sık cevapladığımız sorulardan birisi. Birinci sınıfa giden bir kızım okuma yazmayı okula gitmeden öğrendi. Ama şimdilerde B ve D gibi harfleri karıştırıyor. 3 sayısını tersten yazıyor. Bu durum normal mi? Yoksa kızımı bir uzmana götürmem gerekiyor mu? Şimdi kızınız okuma yazmayı öğrenmiş olabilir ama eğer ki öğrendiği halde bazı şeylerde yanlış yapıyorsa, B, D harfini, 3 sayısını yanlış yapıyor dedi izleyicimiz. Böyle durumlarda Nihan Hanım biz her zaman şunu diyoruz. Yani illa öğrenme güçlüğünden şüphelenmeyin ama aynı zamanda illaki de olma ihtimali olabilir diye şüphelenin. Yani iki tane zıtlıktan bahsediyoruz. Şunu demeye çalışıyorum. Çocuk gerçekten de yeni öğrendiği için karıştırıyor olabilir. Ama eğer ki bunlar sürekli devam eden bir durumsa, yani öğrenme hala gerçekleşmemiş demek oluyor bu. B ve D harflerini hala yanlış yapıyor ve sürekli siz düzeltiyorsunuz. Bu demek ki hala toparlanmamış demek oluyor bu. O zaman hemen bir uzmana götürün ve test yaptırın. Bu testlerden bir tanesi KES testi. Bu KES testini yaparak da çocuğa şey yapılabilir, bir çalışma yapılabilir. Diğer bir durum ise lütfen evde göstereceğim şu testi yapabilirsiniz. Şöyle sonsuz işaretinin yatay hali var. Bu yatay halinde çocuğa evde sürekli bir şekilde bunları yapıp şu aşağıya çubuk olursa P harfi olacağını söyleyin. İşte bu şöyle bir harf olacaksa burası B harfi olacak. Buradan çubuk gelirse burada da işte D harfi olacak gibi. Çubuk kısaysa A harfi olacak gibi. Çocuğa bu şekilde çalışmalar yapabilirsiniz. Eğer bununla alakalı çalışma yaptınız, aynı zamanda motor hareketleri çok kıymetli. Yani ne demek istiyorum? Yani elini sanki yatay bir halde S ya da sonsuz işareti yapıyormuş gibi sürekli böyle böyle sağ eliyle yapsın. Sonra iki eliyle aynı anda yapsın. Bir sol eliyle yapsın, sağ eliyle yapsın, sonra iki eliyle aynı anda sonsuz şekilde bir yatay bir şey yapmaya çalışsın dedi. Bu da motor hareketlerini geliştirme konusunda kıymetli olacaktır. Ama yaptığınız çalışmaları bir hafta bir deneyin. Olmadıysa bir uzmandan KES test dediğimiz CAS diye yazılıyor. Bir test yapılarak bir destek alınsın. Çocukta öğrenme güçlüğü varsa ki birinci sınıf, lütfen vakit kaybetmeden bir uzmandan destek alın. Ve lütfen ve lütfen nokta atışı gidin. Oraya gidiyorlar. İşte şu derneğin şu eğitimi, bu derneğin bu eğitimi oluyor da bir herhangi bir kurs, yani şey gibi düşünün yanım. Yani gerçekten sadece bir kurs şeklinde oluyor. O tarz bir yere gitmeyin. Gerçekten hani bu devletin bir kurumu olabilir, dernek kurumu olabilir, bir özel bir kurumu olabilir, hiç fark etmez ama bir kurs şeklinde değil, çocukla birebir çalışacak bir eğitim merkezine gidin. Çocukla birebir çalışabilecek bir uzmandan destek alın. Çünkü uzmandan bir destek alınmadığı zaman kişiler de işini gerçekten riyakette ve uzmana göre yapmadığı için sadece çocuk oraya geliyor, aile hiçbir değişiklik görmüyor. Evet. Ve bunu biz gördüğümüz çok fazla vaka var. Lütfen bu konuda yatırım yapın. Ne vaktiniz ne paranız boş yere gitmesin. Evet. Özellikle bunu ailelere çok söylemek istiyorum. Çünkü zaman kaybı yaşadıkları çok fazla olay oluyor maalesef. Evet. Ve sonrasında motivasyonları da çok düşüyor. Yeni yollar, yeni yöntemler deneme konusunda da çok zorlanabiliyorlar. Evet. İnşallah doğrudan
nokta atışı dediğiniz İnşallah. Gibi hızlı bir çözüm yoluna giderler. Sıradaki sorumuz şöyle. Geçtiğimiz dakikalarda cevapladığımız bir sorunun ardından da gelmişti. 13 yaşındaki oğlum da soru sorulduğu zaman donuyor. Bir önceki sorumuzda da benzer bir durum söz konusuydu. İlaçla mı tedavisi olması lazım yoksa terapiyle mi? Daha çok ilerlerse bipolar olabilir mi? Lütfen. Lütfen bu yani varsayımlar üzerinden gitmeyelim. Evet. Yani çocuğum bipolar mı olacak, şizofren mi olacak? Hayır, o taraflara lütfen gitmeyelim. Hatta internetten hastalıklar, tanı kriterleri araştırmayalım. Yani o kadar bir şey hale geliyor ki yanın baş ağrınızı bile artık ölümcül hale getirebilecek evet. kadar şeyler olabiliyor. Evet. evet panikleyebilirsiniz ama paniklemek demek bu kadar da kötü bir hale gelmek demek değildir. 13 yaşındaki oğlunuz da aynı sıkıntısı varsa bakın. Dediğim gibi sıkıntılar meydana gelmiş olabilir Nihan Hanım. Bunun ekstradan tekrar söyleyeyim. Öğrenmeyle alakalı bir bağlantısı var. Biz disleksi gibi öğrenme zorluğu olan çocuklarda da bir şey sorduğumuz zaman uzağa bakma, dalma, dona kalma hareketleri zaten gördük. Bazen böyle ellerimize işaret yapıp kendine gelme, buradasın, hani şu an tekrar bu soruyu düşün dediğimiz çok olaylar oluyor. Yani illa bu çocukta ciddi bir rahatsızlık olacağı anlamına gelmiyor. Hani eğer genetik bir faktörle alakalı bir sıkıntı varsa onu tabii ki de konuşulabilir. Ama böyle bir durum varsa lütfen öğrenme güçlüğü olabilir. Bu çocuklu da öğrenme güçlüğü olabilir. Belki fark edilmeyen öğrenme evet. güçlüğü de olabilir. Yani çocuk bir şekilde telafi etmiştir kendini. Birincisi bu. İkincisi sosyal kaygı, sosyal fobisi olabilir. Bir anda soru sorulduğu zaman çocuk şok olabilir o anda. Yani ne tepki vereceğini bilemiyor olabilir. Bunlarla alakalı tekrar söylüyorum. Uzmandan bir destek alın. Lütfen testleri yaptırın. Ha, en yakın, yani bulunduğunuz ilde, ilçede en yakın yere gidin. Bir test yaptırın. Testin raporunu da size belli bir kadarını verirler. Daha detaylısını terapist ya da psikoloğa ilettirirler zaten. Süreci takip edecek kişiye yönlendirin ve lütfen şey yapmayın yani ertelemeyin. Yani yemek yemeyi ertelemiyorsak hayatımızda yani günler aylarca ertelemiyorsak, sevdiğimiz bir kıyafeti yıllarca ertelemiyorsak almayı, çocuğumuzun sağlığını da ertelemememiz gerekiyor. Çünkü siz şu an vermediğiniz bir eğitim çocuk öğrenme aşamasındayken ileride çok daha büyük probleme doğru gidiyor. Çünkü çocuğa 15-18 yaşından sonra bir şey tekrar sıfırdan öğretemezsiniz. Ama ilkokula başlamış bir çocuğu, ortaokul dönemi olan bir çocuğu birçok şeyi değiştirebilirsiniz. Evet. Elinizde hazır hamur gibi bir şey yani. En güzel şekilde eğitip, en güzel şekilde değişip dönüştürebilirsiniz evet. bu anlamda. Evet. Lütfen yaşadığımız sıkıntılı durumlarla alakalı hemen kendimize evet. teşhis koymaya kalkmayalım. Çocuklarımıza teşhis koymaya kalkmayalım. Sonra kendini gerçekleştiren kehanet evet. misali. Evet. Orada gördüğümüz acaba tanı kriterleri bize uyuyor mu? Acaba evet. bende de bu var mı? Ben de şunu yaşıyor muyum? Tedirginliğiyle böyle bir evhamla kendimizi yaşamadığımız şeylere de inandırabiliyoruz. Burası ciddi anlamda bizim dikkatli olmamız gereken kısımlardan evet. birisi. Tabii ki özen gösterelim. Ama böyle felaket senaryolarına geçiş yapmayalım. Kesinlikle. Sıradaki sorumuz şöyle. 15 yaşında bir kızım var. Kilosundan dolayı şeker direnci var. Bunu kafaya takıyor. Ben güzel değilim tarzı şeyler söylüyor. Psikoloğa götürdük. Kaygı bozukluğu var dedi ve ilaç yazdı. Biz bu ilacı kullanmalı mıyız? Çocuğumuza nasıl bir yaklaşım sergilemeliyiz? Şimdi Nihan Hanım, eğer ki sadece olay bir konuyla alakalıysa, kendini güzel hissetmemelisi ve sağlığıyla alakalıysa, İlk önce şunu söylemekte fayda var. İlacı yazan kişi %100 ihtimal psikiyatrist oluyor. Onu evet. da bilgimizi verelim izleyicimize. Evet. Psikiyatrist ve psikolog birazcık daha bu alanda farklı. Psikolog ya da terapist dediğimiz kişi, kişiyi konuşarak ya da belli metotlarla, bazı yöntemlerle tedavi eden kişidir. Ama psikiyatrist ise ilaç vererek tedavi eden kişidir. Doktor unvanı alır. Şimdi böyle bir durum varken sizin bakmanız gereken şeylerden bir tanesi ve en çok kıymetli olan bir şeylerden bir tanesi. İlk önce eğer kaygı çok fazla aşırı değilse bu çocuk ilaçsız tedavi olabiliyor mu? Hani eğer ki çok ağır vakaları tabii ki de bir psikiyatriste gönderip ilaç alınmasını tabii ki tavsiye ediyoruz. Bence bununla alakalı ilaç alınıp alınmaması çocuğun terapisti. Psikoloğu yani konuştuğu, dertleştiği ya da süreci toparlamaya çalıştığı kişinin karar vermesi gerekiyor. Bununla beraber daha sağlıklı yani hem psikiyatrist hem psikolog daha sağlıklı karar verirsiniz. Daha sağlıklı ilerler bu çocuk. Çünkü eğer ki daha tam ön ergenlik döneminde çocuk ilaçları almaya başlayıp hayatına o şekilde devam ederse çocuğun direnci, çocuğun kendilik inancı, çocuğun kendiyle alakalı kaynaklarını nasıl geliştireceğiz?
Sadece ilaç belli bir aşama duygularını bastıracaktır. Ama çocuğun bu konuyla özgüveni gelişmesi, kendiyle alakalı gelişim sağlamasını sağlayan yerde bir terapiden ve bir psikologdan destek almasıdır. Lütfen öncelikle bence bir çocuğunuzu ilk önce bir terapiste, bir psikologdan destek alsın ve o psikolog ve terapiste güvendiği kişiyle beraber bir yola devam etsin. O yola devam ettikten sonra çocuk zaten sürecin sağlıklı olup olmamasına binaen bir ilaç alacaktır. Ama siz sadece çocuğa ilaç verip sadece kaygısını azaltırsanız ama çocuğun kendini beğenmemeyle alakalı, kendini sevmemeyle alakalı, kiloyla alakalı sıkıntısı varsa bu zaten bir yıl değil, 5 yıl, 10 yıl sonra yine devam edecek bir sıkıntıdır. Çocuğunuzun kendinizi sevmesini, kendini olduğu gibi kabul etmesini, kendiyle alakalı inanç sistemini değiştirmesini istiyorsanız da lütfen uzman bir terapisten, bakın uzman diyorum bu alanda, uzman ve terapisten ve psikologdan destek almalarına daha çok yarar vardır diye düşünüyorum Nihan Hanım. İlaçlarla alakalı çok soru denk geliyor. Yani doktorum bana ilaç yazdı, kullanmalı mıyım, kullanmamalı mıyım? Bir tedavi sürecinde psikolojik sorunlarla alakalı eğer bir ilaç desteği uygun görülüyorsa uzman tarafından, sizin de dediğiniz gibi her zaman bu örneği veriyorum. Terapi süreci 3 ayaklı bir sehpa gibi. Terapist olacak, danışanın orada sorumluluk alması olacak ve eğer gerekli görüyorsa 3. ayakta ilaç desteği olacak. Hepsinin ortak çalışması sonucu çok daha güzel bir ilerleme kaydediliyor. Lütfen ilaçlarla alakalı bu kadar önyargılı olmayalım. Dediğiniz gibi bir uzman gerekli gördüğü testleri, gerekli gördüğü değerlendirmeleri yaptığı zaman ancak ilaç desteğiyle beraber hızlı bir yol alabileceğini söylüyorsa, terapist bu uzmanla hemfikirse artık bu iki hemfikir olmuş uzmanı dinleyelim ki kendimizi daha büyük sıkıntılar içinde bulmayalım. Sıradaki sorumuz şöyle. 11 yaşındaki oğlum okuldan gelince beni gördüğü zaman sürekli suratı asılıyor. Onun üzerine düştüğüm zaman da benden kaçıyor. Kısacası nazı kaprisi geçsin istiyorum bana karşı. Sürekli mutsuz ve talepkar. Nasıl bir yol izlemeliyim? İzleyicimize şunu söylemek istiyorum. Yani çocuğunuzun her istediğini yaptınız mı? Her istediğini suratı astığı ya da surat size bir trip attığı zaman mı yaptınız? Ya da mutsuz göründüğü zaman mı son isteklerini karşılıyorsunuz mutlu olsun diye? Eğer ki böyleyse bu çocuk bunu öğrenmiştir. Yani ben mutsuz olduğum zaman, ben kalpsiz yaparsam, ben trip atarsam annem kesin benim dediklerimi yapar. Evet. Birincisi bu. İkincisi, evde bu huya sahip başka biri var mı? Yani baba da sizi ikna etmek için, sizin dediklerini yapmak için bir trip mi atıyor? Bir naz makamına mı geçiyor? Ya da işte size kalpsiz mi yapıyor, duvar mı örüyor? Hani buna bir bakılması gerekiyor. Bu sizinle alakalı bir şey sürüyor. Çünkü siz bir noktadan sonra çocuğunuzla alakalı kurtarıcı olmuşsunuz. Yani çocuk naz yapar, şey yapar, siz o mutlu olsun diye sürekli kendinizden feda etmeye, fedakarlık boyutunu birazcık fazla yapmaya başlamışsınız. Ve daha sonra yaptıktan sonra çocuk ne oluyor? Ben daha çok mutlu olmam için mutsuzluk durumuna geçeyim. Daha çok talepkar olayım, annem dediklerimi yapsın haline geliyorum. Burada ciddi anlamda sınır problemi var yanının. Sınır problemi sadece çocukla alakalı değil, anneyle de alakalı bir sınır problemi var. Çünkü çocuğu üzülmesin diye fazla fedakarlık yapıyor. Burada ilk önce lütfen Sınırlar kitabını hep söylüyoruz ya. Sınırlar kitabı, 2 ciltlik bir kitabımız var. O kitabı okusunlar. Sınırlarla alakalı birazcık bu konuyla alakalı bilgi edinmeleri çok daha kıymetli. Diğer bir durum ise çocuğunuz çok talepkar, çok mutsuz hale geliyor ve siz de onu mutlu olsun diye elinizden geleni yapıyorsunuz. Şimdi sınırlarla alakalı, kendinizle alakalı bazı şeyleri öğrendikten sonra diğer bir durum ise çocuğunuzun hayatına kurtarıcı olmayacağınızı bilmenizdir. Bununla alakalı da lütfen şu kitabı okumalarını tavsiye ediyorum. Bugün kitap tavsiyesinde çok bulunduk ama Kurban Tuzağından Kurtulmak kitabını okumanızı tavsiye ediyorum. Çünkü size şu an çocuğunuza öğrettiğiniz şey şu. Yarın bir gün evlendiği zaman da eşinden sürekli talepkar biri olacak. Suratını asacak istedikleri olsun diye ve trip atan bir ilişki tarzına doğru gidecek. Sonra ne olacak biliyor musunuz? Sonra torunlarınız bunu öğrenecek. Sonra torunlarınızın torunlarını bunu öğrenecek. Aslında bir davranışın sadece bir kişiye değil yanının belki de binlerce kişiye etkisi olabilecek bir durum haline gelebilecek. İşte onu engellemek için sizin şu andan bu çocuğu yetiştirmeniz gerekiyor. Evet. Sınır koyarak evet bu talebin böyle bir şey olabilir ama sınırın şu 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 şekilde istersen bunu seçersin istersen bunu seçersin gibi seçenek sunma ihtimali olabilir, yolu olabilir. Eğer ki hala işin içinden çıkamıyorsanız yani ben yapacağım tutum ve tavırda istikrarlı değilim. Bir noktadan sonra anneyim ya, yapamıyorum, edemiyorum. Hemen böyle bir kaçış yolu buluyorsunuz.
Demek ki sizin de bu konu alakalı bir destek almanız evet. gerekiyor. Sizin de bununla alakalı bir uzmanla görüşmeniz gerekiyor. Bu da nedir, ne olabilir? Bu da eğer ki bir uzman varsa, özellikle hem anne hem çocukla çalışan, hem anne baba hem çocukla çalışan bir uzmandan terapi desteği almanız gerekiyor. Çünkü siz çocuğunuz ne kadar talepkar olursa siz o kadar verici oluyorsunuz. Evet. Çocuk ne kadar mutsuz davranırsa siz o mutlu olsun diye çok fazla fedakarlık yapmaya başlıyorsunuz. Ve çocuğun bu artık bir kişilik ve karakter örüntüsüne doğru gidiyor. İşte buradan çıkmanız için de uzmandan bir destek alıp bir kurtarıcı modundan çıkmanız gerekiyor. Yani çocuğunuz mutsuzsa bırakın mutsuzluğuna baş etmeyi kendi öğrensin. Talepkarsa talebini kendi baş etmeyi öğrensin. Anne ben illa tabletten şu oyunu oynamak istiyorum. Canım çok sıkılıyor. Hepimizin zaman zaman canı sıkılabilir oğlum. Bu can sıkıntısı hayatta olabilecek durumlardan bir tanesi. Yani mutlu olduğumuz gibi de canımız sıkılabilir. Üzülebiliriz. Hayatın bir parçası. Kendin bunu öğrenmen için ne yapman gerekiyor? Ben tablet alsam mutlu olurum. Hayır, şu an tablet verilmeyecek ama başka bir yöntem istersen onu yapabiliriz. Mesela örnek veriyorum, bir kitap almaya çıkabiliriz seninle. Kütüphaneye gidebiliriz seninle. Seninle bir kahve çay içmeye gidebiliriz ama şu an tablet seçeneği seçeneklerimiz arasında değil. Seçenek sana kalmış. Sen seç. Hayır, istemiyorum, mutsuzum zaten, beni çok mutsuz ettin, sen hep böylesin, ne biçim annesin sen, arkadaşlarım annesi böyle değil, böyle değil falan. Bu ikna aşamaları, bu topa gelmeyin. Şu an istenmediği bir şey olduğu için sizi oraya çekmeye çalışıyor. Sizi kötü anne olmanıza ikna etmeye çalışıyor. Sen kötü bir annesin, isteklerimi karşılamıyorsun diye. Bunu hemen bireysel olarak algılamayın. Oğlum benim kötü bir anne olmadığımı, kötü bir anne olduğumu düşünüyorsun galiba. İyi bir anne olmadığımı düşünüyorsun. İstersen bunu birazcık daha sen karar verdiğin zaman, bir yarım saat süren var. Yarım saat sonra seni dışarı çıkartabiliriz. Bowling de oynayabilir, şunu da sen karar ver deyip ona bir zaman dilimisin. Yarım saat sonra geldiğinizde hayır mutsuzum, hala mutsuz mutsuz oturuyoruz. Lütfen bunu çok fazla kişisel olarak algılayıp ben oğlumu evet. mutsuz eden bir annem gibi düşünmeyin. Bu bir yapacak, iki yapacak, üç yapacak diyelim. Sonra öğrenecek. Yani can sıkıntısını, stresini yönetmeyi öğrenecek. Çocuklara biz can sıkıntısını, stresini öğretmezsek ya da öğrenmeleri için fırsat vermezsek, çocuk hayatı boyunca ben bu işi sevmedim, canım sıkıldı, vazgeçtim. Okulu, ben bu okul hayatı, okul çok zor, çok sıkılıyorum, vazgeçtim, istemiyorum. İşte ben bununla evlendim bu hanımla ama bu kız beni çok rahatsız ediyor, çok canımı sıkıyor, ben ayrılmaya karar verdim. Çocuğum şöyle şöyle yaptı, çocuğum olsa da bana ne, ben canım sıkıldı, ayrılıyorum. Demeye doğru gider. Evet. İşte o yüzden bununla alakalı yapacağınız şeylerden bir tanesi sınır koymak çok kıymetli. Lütfen kurtarıcı pozisyona çok fazla girmeyin ve çocukların can sıkıntısını, canlarının sıkılmasını, strese girmeleri, yönetmelerini öğrenmeleri için fırsat ve alan tanıyın. Eğer alan tanımıyorlarsa siz seçenek sunun onlara. Dediğim yöntemler olabilir, kutu oyunu seçeneğini sunabilirsiniz, başka şeyler sunabilirsiniz evet. ama... Sürekli telefon ve tablet vermek ya da sürekli istedikleri olmadığı zaman anne babanın kendi suçlaması bir seçenek değildir. Bunlardan çıkmamız gerekiyor. Ama biz ne kadar bu çocuğa can sıkıntısını ya da stresini yönetmeyi öğretirsek bu çocuk ileride o kadar başarılı olur. Evet. Siz aslında bugüne değil yarına yatırım yapıyorsunuz. Lütfen bu konuda hassas olursak, yani bu konuda da birazcık daha dirayetle davranırsak anne baba olarak çocuklarımızı yarına yetiştirmiş oluruz. Diğer türlü ne olacak biliyor musunuz? Siz ağzınızda kuş tutsanız bile evet. annem benim böyle, annem benim şöyle, annem benim hiçbir dediğimi yapmıyor ki zaten demeye başlayacak çocuk. Siz evet. yapsanız bile ne kadar verirseniz o kadar çok kaybedersiniz. Bunu asla unutmayın. Ama verdiğiniz her şeyin bir bedeli olduğunu çocuğunuz bilirse o kadar o aldığı şeyi sahiplenmeye öğrenecektir. Hani irade eğitiminden bahsetmiştik ya, bir de marshmallow testinden bahsetmiştik. Bu kitapları lütfen marshmallow testi kitabını da okuyun. Çocuğa nasıl bu eğitim verilebilir? Çocuğun nasıl can sıkıntısını çocuğun kendi kendine eğitmesi öğretilir. Bu da çok kıymetli bir testtir. Çünkü ne diyor biliyor musunuz yanım o kitapta? Diyor ki çocuk diyor, bir çocuk ki şeker orada, marshmallow şekeri duruyor orada ama yemiyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? Canı da çok sıkılıyor. Sıkıntısını
can sıkıntısını yönetmeyi öğreniyor. Ne yapıyor? Eliyle oynuyor, köşeye gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor, oyunlar oynamaya başlıyor. Can sıkıntısını yönetmek de bir beceridir. Bu beceriyi lütfen çocuğumuza vermek için de biz de bununla alakalı ona imkan ve olanak sağlayalım. Çocuğun her yaptığı hareketi, her yaptığı söylemi de kişisel olarak benim şahsıma hakaret ediyor, bana anneyi sevmiyor gibi algılanmayalım. Çünkü çocuklar sizin hassas ve yumuşak taraflarınız dokunup oradan yara vurup dediklerini yaptırmayı biliyorlar. Ve bu bildikleri şeyde de siz kırılabiliyorsunuz. Evet. Bununla alakalı da lütfen hassas olup net sınırlar çizerek dirayetli olmaya özen göstersin. Anne babaları özellikle yanının bunu söylemek istiyorum. Aile içinde bir çocuğumuzun ya da eşimizin herhangi bir davranışı bizi çok etkiliyor ve hızlı bir şekilde olması gerekenden çok daha fazla efor sarf edip bu durumu toparlamaya çalışıyorsak kendimize bir soru sormanın zamanı gelmiş demektir. Kesinlikle. Ben bu durumdan neden bu kadar çok etkileniyor olabilirim? Ben oğlumun asık suratla eve gelmesi anında acaba ne hissediyorum? Hangi duygular içimde kabarıyor? Şöyle bir kendimizi gözlemleyelim bakalım. Olay belki de tamamen bizimle alakalı olabilir ve belki de bu döngüyü başlatan tarafta bizim burada tetiklenen duygularımız olabilir. O yüzden kendi iç sesimize de bir kulak verelim. Mutlaka dış kaynaklı sorunlar olarak görmek yerine bir iletişimin karşılıklı olduğunu, bir ilişkinin karşılıklı adımlarla şekillendiğini unutmayalım. Şunu da söylemek istiyorum yani bunu birazcık daha belki siz açabilirsiniz. Telafi davranışı, telafi edeyim, aman şu anki durumu telafi edeyim, şu an aman bu durumu telafi edeyim davranışı sizi bataklığa götüren davranışlardan bir tanesidir. Yani çocuğum ağlamasın diye ona istediğini vermek, çocuğum mutlu olsun diye talepkar davranışlarına hemen cevap vermek, hemen o anki durumu geçiştirecek, o anki durumu, o anki duygu durumunu yaşamasın diye telafi edebilmek, hemen bir kapatıcı bir şey bulabilmek, maalesef o çocuğun o duyguyu yaşamasını da engeller. Aynı zamanda sizinle alakalı da süreci yönetiniz zannederken, daha büyük bir kar topu çığ gibi geleceğinin farkına varmanız gereken durumlardan bir tanesidir. Evet. Böyle telafi edici davranışlar genelde işte üzerine çok düşme, her dediğini yapma gibi de görebildiğimiz davranışlar. Bizim kontrol edemediğimiz bir şey oluyor birden. Evet. Bir suçluluk duygusu belki. O asık suratı gördüğümüz zaman içimizde bir duygu canlanıyor ve bu duygu bizi rahatsız ediyor. Ve sonra bu rahatsız eden duyguyu hissetmemek için, bu duygunun bastırılması, bu duygunun kontrol edilmesi için bir şeyler yapıyoruz. Ne bunlar? Telafi edici davranışlar. Ve sürekli soru soruyoruz. Bir şey mi oldu? Ben mi canını sıktım? Bana niye küstün? Ben senin için şunu yapmıştım. Ne yapayım? Sevdiğin yemeği yapayım mı? Üstüne düştükçe düşüyoruz. Ve sonra istediğimiz karşılığı da alamıyoruz. Ya yeter artık git başımdan, çok üstüme düşüyorsun cümlesini duyuyoruz belki. Ama biz burada içimizdeki huzursuz edici duyguyu kontrol etmek için böyle yapmıştık. Şimdi niye böyle bir karşılık aldık? Bir de bu karşılığı aldığımız için daha çok üzülüyoruz. Bizim için hiçbir faydası olmayan, aksine bizi daha da zorlayacak bir duruma sokmuş oluyoruz kendimizi. Sırf ne için? O başlangıçta baş edemediğimiz, hiç yaklaşmak istemediğimiz zorlayıcı duygu için. O yüzden o duyguya birazcık şöyle bir yakından bakmaya çalışırsak belki bütün bu döngüdeki süreç değişebilir. Ona şunu da eklemek istiyorum Nihan Hanım. Belki bu soruyu birazcık böyle şey yaptık ama annelerin önemli bu bir konu. Çok önemli bir konu. Bazen şunu da yapıyoruz. Sussun diye çocuğun eline tablet ve telefon veriyoruz. Ama yeter ki sus. Ay seninle şu an uğraşamayacağım. Ben birçok yani böyle aile toplantıları oluyor, böyle arkadaş ortamları oluyor. Mesela bir görüyorsunuz bir masaya olduğu gibi çocuklar kaplıyor ve hepsinin eline tablet ve telefon. Evet. Sırf ne yapıyorsunuz? Aman sussun, aman bir şey yapsın, aman işte beni rahatsız etmesin diye, ama bir sürekli talepkar olması, sürekli onun suratını görmek istemiyorum diye yapıyoruz. Şu an yaptığımız her şey, her davranış hep diyoruz ya yarın bir gün çığ gibi büyüyüp önümüze gelecek diye. Bunu çok özellikle defaatle söylemek istiyorum bu yaptığımız hatayı. Lütfen aile ortamına girecekseniz, aile toplantıları varsa birincisi, ikincisi bir gezmeniz işte, bir dışarıda yemek yeme durumunuz varsa arkadaş ortamında, bir ya da birinin evine gideceksiniz, bir ortam olacaksa ve herkesin elinde telefon varsa arkadaşlarınızla ilk önce konuşun. Deyin ki senin çocuğun, örnek veriyorum, senin hepimizin çocuğu tablet ve telefondan kalkmıyor değil mi? Hepimiz bunun farkındayız.
Ve bu ileriki aşamalar inanın bana 18 yaşına 20 yaşına gelen insanların vakaları çok fazla var. Lütfen özellikle söylüyorum. Uykusuzluktur, panik atakları, depresyonu çok daha fazla sıkıntılar meydana geliyor çocuklarda. Lütfen ve lütfen şunu çok önemli olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlarınızla konuşun da aile bireylerinizle. Deyin ki kimse telefonu çocuklara vermeyecek. Ne yapacağız? Çocuklar kuduracak, sinirlenecek. Ne yapacaklarını bilmiyoruz. Oraya vururlar, buraya vururlar. Evi dağıtırlar. Tamam, herkes kutu oyunu getirsin. Ona getirebilirsiniz. Bir sürü oyuncaklar var. İşte Mikado oyunları var. İşte empati oyunu var. İşte bir sürü kızma birader var. Oyuncak getirin. Gerçekten çocuklara deyin ki artık karar alındı. Herkes oyunu oynayacak. İsteyen resim boyama, biraz daha küçük varsa bireysel takılmak istiyorsa boyama kağıtları getirebilir. İnanın bana 10 yaşındaki çocuğun izlediği savaş oyunu 1,5-2 yaşındaki çocukla gelip böyle bakıyor. Evet, evet. 1,5-2 yaşında. Onun yaptığı, 10 yaşındaki çocuğun yaptığı hareketin aynısını yapıyor. Aynı şekilde etkileniyor. Ve bu çocuk 1,5-2 yaşında. Lütfen ve lütfen bununla alakalı düzenek kurun. Ne evet. yapıyorsanız yapın ve lütfen bu konuda akıllıca hareket edin. Evet. Yarın bir gün çok geç olduğu zaman psikologlar, terapistler ne yapacakları maalesef bir şey kalmıyor. Yapıyorlar ama iyi bir ilerleme sağlayamıyoruz. O çocukları kurtarabiliriz. Toplandığınız ortamlarda böyle bir yeni bir devrim kararı alın ve bunu uygulayın. Evet. Telefonlar verilmeyecek, interneti kapatın, oyunları da kapatın. Evet. Sadece oyun oynayacaklar orada. Ha, isterlerse top oynarlar, isterlerse ip atlar, isterlerse kutu oyunları. Hı hı. Ama telefon hayır. Hı hı. Lütfen bu konuda telefon hayır diye... bir hashtag ismi gibi oldu ama evet, bununla alakalı lütfen devrim, aynen devrim niteliğinde hareket yapsınlar evet, lütfen. Evet. Peki Şehadet Hanım, özellikle dışarıda bununla alakalı çok zorlanıyorlar. Şimdi evet, başka sorularımız da var ama birkaç dakika kaldı. Evet. Onların da hızlıca geçmesini istemiyorum. Evet. Telefonla alakalı zaten çok zorluk yaşıyoruz. Burayı da önemsiyorum. O yüzden bu evet. kısımda şunu da belki bize açıklayabilirsiniz. Dışarıda da çok fazla görüyoruz. Yani bir restoranda, bir kafede çocuklarıyla beraber dışarıda olan aileler, hatta evet. Herhangi kapalı bir alanda olmalarına evet. da gerek yok. Bebek arabasındaki çocuğun elinde mutlaka bir telefon oluyor. Yemek yendi sırada bir şey izliyor. Evet. Ama çocuklar da durmuyor. Bağırıp çağırıyor. Aileler de orada mahcup oluyorlar. Burada ne yapabilirler? Bu mazeret. Nihan Hanım çok affedersiniz, bu mazeret. Bunu söylememe izin verin. Çünkü ben geçen bir yere gittim. Doğa içinde bir yerde bir restoranda. Çocuklar da vardı. Gerçekten izlemek için gittim oraya ve bir aile şöyle bir şey yaptı. 2-3 çocuk var. 2 çocuk var. Uno kartları getirmiş. Çocuklar hiçbir elinde telefon yok. Ya dışarı çıkıp babalara top oynadılar, ip atladılar ya da ellerine Uno kartları oynadılar. Gerçekten dedim ki evet oluyor, isteyince oluyor. O çocuk telefonu durmayı sizden öğrendi. 20 yaşındaki bir aile, 20 yıl önceki bir aile çocuğa telefonu durduramazken şu an durduruyorsunuz değil mi? Demek ki 20 yıl önce de çocuklar daha bu dönemde ağlayıp zırlamıyorlar. Yani ya da zırlama kelimesini kullandık ama evet. ağlayıp böyle çığından çıkmıyor. Önceden de yapıyorlardı bunları değil mi? Evet. Demek ki çocuklarda, bebeklerde böyle şeyler yapılabilir. Bir iki cümleyi de toplayalım. Çıngırak oyunlar verin. Masa başında oyunlar oynasın onlara evet. ve siz de oyunlara biraz bir süre bile olsa dahil olun. Hı hı. Olur mu? Bu onlara daha iyi gelecektir. Ve kutu oyunlarının ya da çocuklarla küçük bir kart oyunlarının bile değerini küçümsemek. Evet. Çünkü çocuklara telefon veya tabletler daha fazla zarar veriyor. Evet, maalesef. Çok teşekkürler Şehadet Hanım. Ben teşekkür ederim. Belki bugünün sloganı olacak şekilde çocuklara biz yol gösterdikten sonra onlar bu yolda ilerleyebiliyorlar. Yeter ki biz onlara yol gösterecek evet, evet. imkanları sağlamış evet, olalım inşallah. Diyelim. Sorularımız var. Hepsini not ettik. Önümüzdeki bölümümüzde onları cevaplayarak devam da edecek. Başlayacağız evet. inşallah. Ağzınıza sağlık, ayaklarınıza Sizden sağlık. Bugünkü bölümümüzün de sonuna geldik. Umarım izleyen herkes için faydalı olmuştur. Tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın.